Merhaba sevgili seyirciler, Türkiye'nin yönüyle karşınızdayız. Bugün Mine Hanım geldi, Mine Kırıkkanat ve Mehmet Ali Güller, gazeteci, yazar arkadaşlarımız, dostlarımız birlikte program yapıyoruz. Barış Dostler'in izni devam ediyor. Yani geçmiş yılların acısını çıkarıyor. Bize bir hafta yokum diye gitti ama 3 haftadır yok Barış Dostler. Ama önümüzdeki hafta olacak. O çeşitli etkinliklerde, konferanslarda, panellerde konuşmaya devam ediyor. Önümüzdeki programda biz iznini bitirmesini bekliyoruz. Umarız burada olacak. Eğer hafta ortasında yeniden arayıp ya ben bir yere daha gidecektim demezse burada olacak. Bence Barış Dostler'in gelmesinde yarar var. Gündem son derece ısınıyor. Sezon, özledik. Sezon başlamış durumda. Değerli seyirciler, gündemi siz bir süredir izliyorsunuz, yoğunluğunun farkındasınız. Bir son dakika gelişmesi var. Zafer Çağlayan, AKP hükümetlerinin eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı, ekonomi bakanı, daha sonra bakanlığın da adı değiştirildi. Zafer Çağlayan tutuklandı. Onun yanı sıra yine Halk Bankası'nın eski genel müdürü Süleyman Aslan tutuklandı. Biliyorsunuz hani evinden kutu kutu paralar çıkan, ayakkabı kutularının içinden milyonlarca doların çıktığı banka genel müdürü tutuklandı, Süleyman Aslan. Yine bu bankanın... Tutuklama kararı çıktı. Tabii, evet, tutuklama kararı çıktı. Evet, Zafer Çağlayan hakkında. Evet, tutuklama kararı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme, Rıza Saraf Mahkemesi tarafından verilen bir karar bu. Bunu değerlendireceğiz. Sadece o da değil, Süleyman Aslan, yine bu bankanın genel müdür yardımcısı Levent Balkan ve yine dış operasyonlardan sorumlu bankanın genel müdür yardımcılarından Abdullah Happani isimli bankacılar hakkında da tutuklama kararı çıktı. Başka bakanların ve bürokratların hakkında da böyle bir tutuklama kararının çıkabileceği belirtiliyor. En önemli gelişmelerden biri bu. Belki bu süre içinde bir yargı meselesini konuşabiliriz ama buradan başlayalım. Çok sıcak olduğu için uzatmadan bunu hemen bu konuya girelim istiyorum ben. Çünkü bugün hemen sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan seyahat öncesi havalanda yaptığı görüşmede arkasından pis kokular geliyor. Bu bir siyasi karar, bu bir hukuki karar değil dedi. Ve bir gerekçe de şu, biz İran hakkında bir yaptırım uygulama kararı almamıştık. Türkiye'nin böyle bir kararı yoktu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle bizim bir bakanımız hakkında tutuklama kararı verilemez demeye çalıştı. Ama bu tutuklama kararının gerekçelerinden bir tanesi, başkası şu, kara para aklamak, yolsuzluk yapmak ve milyonlarca dolar, onların ifadesiyle dolar, yani nakit para ve çok enteresan deyimler kullanıyorlar. Değerli maden, yani mücevher vesaire, zannediyorum o saati falan kastediyorlar ya da benzer şeyleri kastediyorlar. Yani aslında bu bunları almaktan var. Yani rüşvetin hangi unsurlarla gerçekleştirildiğini de belirtmişler. Para ve değerli maden, yani elmas, saat, hediye, neyse. Hediye denmiyor artık onlara tabii, o ölçüdeki paralara. Bu gerekçelerle tutuklanmış. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu konuda söyledikleri var. Onu da değerlendirelim isterseniz. Buradan başlayalım. Hemen hızlı bir şekilde biz bu konuyu değerlendirmeye. Mehmet Ali. Kuşkusuz bu öncelikle bir hukuki dava değil. Bir kere onu tespit etmek lazım. Tabii bir siyasal dava. Bir siyasal dava. Eğer Tayyip Erdoğan'la Amerika'nın arası gayet şeker gibi olsaydı bu dava gündemde olmazdı. Zaten bunun gibi 3 davamız daha var aslında bizim. Yani 3 ülkeyle sorun yaşıyoruz ve 3 ülkenin elinde AKP hükümetine yönelik dosyalar var. Biri Amerika'nın elindeki bu Rıza Zarraf dosyası, biri Almanya'nın elindeki MİT casusluk dosyaları, ki onun da davası başladı. Bir üçüncüsü de Rusya'nın elindeki IŞİD dosyası, ama onlar Birleşmiş Milletler'e sundukları dosyayı Türkiye normalleşme hamlesi başlattığı için şimdilik rafa kaldırdılar. Bunlar Türkiye'nin, daha doğrusu AKP hükümetinin geçmiş dönemdeki sıkıntılı süreçlerdeki deyim yerindeyse Türkiye'nin zayıf karnına dönüşen yaptığı icraatların sonuçları. Bunu SALT Amerika'daki davayı ele alırsak, SALT sizin de söylediğiniz gibi bir İran'a yönelik yaptırımı delme girişimi olarak kabul etmek mümkün değil. Zaten Türkiye açısından da, hani Amerika'yı bırakalım, Türkiye açısından da böyle kabul etmek mümkün değil. Şundan, mesele İran'a yaptırımları delmek olsa bunu biz de destekleriz. İran da destekler. Ama İran niye
Zarrab'ın başındaki ismi Zencani'yi tutukladı. Mesele şu, yaptırımlar deniliyor da yaptırımlar denilirken... iade edilmesini istedi tabii, ve Türkiye'nin 5 milyar dolarının bunlar tarafından çalındığını evet, söylüyor İran. Yani mesele şu, İran da müşteki. Yaptırımlar denilirken yaptırımlardan tırnak içinde komisyon diyelim biz, hukuken ne denirse denir, paylar alındı. Ve o paylar öyle paylar ki Gürcistan'a giden araç kayboluyor. Yani öyle küçük şeyler de değil. Misal, ayakkabı kutusu. Şimdi 17-25 Aralık sürecinde ne dendi? Efendim onu da polis koydu, FETÖ'cüler koydu dediler. Mahkeme sonra iade etti parayı. İade kısmına gelince aldılar. Aldılar. Süleyman Aslan aldı. Sizin programda mı söylemiştim hatırlamıyorum. O kutulardaki para da şöyle bir para aslında. İran'dan para alınıyor. Daha doğrusu altın. Şimdi onu... faiz vermiyorlar tabii ama Halk Bankası olarak devlet yönetimi onu başka yerlerde, repolarda faizde kullanıyor. Faize koyuyor, o faizi alıyor. Faizdekiler de ayakkabı kutusundakiler. O ayakkabı kutuları gidiyor, geliyor. Yani bir işten postun postunu çıkarıyorlar. Şimdi böyle bir iş bu. Dolayısıyla mesele sadece bir İran'a yaptırımı delmek değil, yaptırımı delmeyi konu edilecek olsa... O faizden aldığı paraları da cihat için kullanacaklarını, işte, İmam Hatip açacaklarını iddia dediler, ediyorlar. Bunu dediler, tabii İmam Hatip parası dedi. Süleyman Aslan'ın ilk ifadesi bu. İmam Hatip parasıydı dedi onu. İşte açık ki bu mesele şey değil. Hani Türkiye açısından da baktığımızda bir yaptırımları delme meselesi değil. Ciddi bir ortada yolsuzluk meselesi vardı. Var olduğu için de zaten 4 tane bakanınızı feda ettiniz değil mi? Yani aynen, yolsuzluk yoksa niye feda edildi? Şimdi ikincisi Amerika açısından durum şu. Antemperyalist biri olarak Amerika'da bir davamızın olmasından ben Tayyip Erdoğan'dan daha rahatsızımdır. Ama işte biz bu meseleyi kendimiz buralarda çözmezsek başkalarının eline bir şantaj malzemesine dönüşüyor. Problem bu. Amerika'nın şantaj malzemesine döndü bu. Utanç verici bir tablo. Bu Türkiye açısından utanç verici bir durum. Şimdi biz bunun karşılığında ne yapıyoruz? Türkiye'nin burada izlediği politikalarda da bir tuhaflık var. Sen benim zarrabımı mı rehin aldın diyoruz. Biz de gidiyoruz onların rahibini bir yıldır tutukluyoruz. Biz de onu rehin alıyoruz. Aynı durumlar Almanya ile yürüyen ilişkilerde de var. Şimdi bu bir ciddi devlet yönetimi uygulamaları değil bunlar. Bunların toplamı Türkiye'yi daha büyük sıkıntılara götürecek. Şimdi yavaş yavaş Amerika bu davayı Türkiye'yi bir hizaya sokma malzemesi yapmaya çalışırken genişletti. İşte 7 kişiye çıktı sanık sayısı. Bugün Hakim Behrum'un da dediği gibi rotası da değişti davanın. Yani Halk Bankası'nın merkezine girdiği bir davaya dönüştü bu. Şimdi bunun biraz daha genişleyeceği ortada. Bunu Türkiye'yi hizaya sokabilmek için bir kırbaç malzemesi olarak kullanacaklar. Bizim açımızdan sıkıntı bu. Yani biz bu yolsuzluğu Türkiye'de çözemedik. İyi de muhalefet edememişiz demek ki. İyi muhalefet etseydik bu davanın Amerikalara gitmesine de engel olur. Tayyip Erdoğanlardan ve onların yaptığı bu işlerden biz hesap sorabilirdik, soramadık. Temel sorun galiba şu, buradan da değerlendirelim. Şimdi bu operasyonu Fethullahçı polislerin ve savcıların yapmış olması evet, ortada bir yolsuzluk yapılmadığı anlamına gelmiyor. Yani, ben mesela aynen öyle. Lazım. Ben mesela burada Tayyip Erdoğan'ın bir darbe girişimi değerlendirmesine de katılıyorum. Tabii, bir darbe evet, girişimiydi. Şöyle bir darbe girişimiydi. Polis ve adliye eliyle Erdoğansız bir AKP yaratmak, AKP'yi ele geçirme operasyonuydu. Bunu yapamadıkları, o başarısızlıkla sonuçlandığı için 15 Temmuz'u yaptılar. Allah aşkına 14 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe koşulları var mıydı? Yani darbelerin koşullarını yaratmak için bombalar patlar, insanlar ölür, bir kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratılır. Toplumda bir güvenlik refleksi ve duygusu en üst düzeye çıkartılır. Yani 12 Eylül'den önce, darbesinden önce yapıldığı gibi. Ve ne olursa olsun insanların can güvenliği kaygısı her türlü kaygının önüne geçince insanlar otoriter, baskıcı bir darbe yönetimini bile tercih etmek zorunda bırakılırlar. En azından toplumun bir kesim açısından böyledir. 14 Temmuz'da böyle bir durum yoktu. Ve başarısız olmasının sebeplerinden biri de buydu zaten. Yani toplumda bir otoriter, baskıcı bir askeri yönetim beklentisi hiçbir zaman, yani hiç oluşmadığı için henüz...
sadece cemaatin kendi ihtiyaçlarından kaynaklanan bir operasyon olduğu için başarısızlıkla sonuçlandı. Evet. Buradaki tablo şu, evet ben 17-25 Aralık'ın Tayyip Erdoğan ve onun çevresindeki bir ekibe karşı bir saray darbesi, tam kavram budur bence 17-25 Aralık için bir saray darbesi girişimi olduğuna katılıyorum. Ve fakat bunlar 11 yıllık bir koalisyon ortağı oldukları için cemaatle, Fethullahçı çeteyle birbirlerinin suçlarını çok iyi biliyorlar. Fethullahçı çete AKP yönetimi ve Erdoğan hakkında da dosya biriktirmiş. Aynı şeyi yapmış. Nasıl ki bizim hakkımızda Ergenekon kumpası sırasında bir hazırlık, bir istihbarat çalışması yaptılar ve hiçbir şey bulamadıkları için düzmece belgeler uydurdular. Ortadaki fark şu, bunların suçu gerçekti. Onlar da biriktirmişler çok belli ki. Biriktirmişler ve günü geldiğinde bu operasyonu yapmaya hazırlanmışlar. Bütün mesele şu, biz yeterince, oradan hareket edeceğim, söylediğiniz çok doğru. Yeterince muhalefet edememedik demek ki lafı önemli. Şu nedenle önemli çünkü arkasından Fethullahçı çete çıktı bunun. Evet. Yani bu operasyonun arkasından. Fethullahçı çete çıkınca yani orada adliyenin önünde bildiri dağıtan savcı Fethullahçı çetenin en önemli adliye mensuplarından biriydi. Biz bunu biliyoruz. Aynı isimler çünkü Ergenekon vesaire gibi kumpaslarda, Balyoz askeri casusluk gibi kumpaslarda aynı ekip rol almıştı çünkü. Bir parça bu muhalefet refleksini kıran hadise budur. Evet. Arkasındaki Fethullahçı çetedir. Ama bu ortada bir yolsuzluğun olmadığı anlamına gelmiyor. Yani ikisini ayrı düzlemlerde görmek lazım. Yolsuzluk olması bir düzlem, ayrı değerlendirmeli. Bunun bir FETÖ operasyonu olması ayrı bir düzlem, ayrı bir değerlendirmeli. Bir saray darbesi olması aynısı ayrı bugünkü Zarrab dosyasının Amerika tarafından değerlendirilmesi, siyasal bir araç haline getirilmesi bakımından da öyle. Yani tabii, o bir ayrı düzlem. Tabii ama iddianamedeki her şey doğru Türkiye'de aşağı yukarı. Bunu biliyoruz biz. Yolsuzluk olduğu da ayrı bir düzlem. Ben şuraya getirerek sözü Mine Hanım'a bırakayım. Şimdi bakın aynı yani Türkiye'yi bu bir şantaja açık hale getirme meselesinin üzerinde durmak istiyorum. Bu yönü önemli bizim açımızdan ve bu hala devam ediyor. Türkiye yeni yeni şantajlara açık hale geliyor. Bakın ne diyor il başkanları toplantısında Tayyip Erdoğan? Diyor ki yolsuzluk yapanları kenara alacağız. Şimdi bu mantaliteyle Türkiye yolsuzluklarla mücadele etmesi zaten mümkün değil de işte başka başka ülkelere yine şantaj malzemesine dönecek. Yolsuzluk yapan nasıl kenara alırsınız ya? Kulağından tutup yargıya niye teslim etmiyorsunuz? Değil mi? Kenara alınır mı yolsuzluk yapan? Ama işte bu mantaliteyi sürdürdüğü müddetçe Türkiye bugün Zarrab'tır, yarın odur, öbürsü gün budur. Çıkıyor öbür yeni gelen bakan, eski bakanlıklığı biraz töhmet altında bırakarak artık erkek olan burada yolsuzluk yapamaz diyor değil mi? Yani Urfalı ya, fakir baba. Yani şimdi bu, fakat Faruk Çelik'i harcadı, gömdü ya bakanı. Gümrük meselesi Türkiye'yi doğrudan başka ülkelerle sıkıntı haline sokacak mı? Ben Faruk Çelik'in yerinde olsam dava açarım. Açması lazım tabii. Tabii. Ben dava açarım yani. Adam gömdü onu yani gelir gelmez eski bakanı. Yani. Evet. Bina Hanım'a bırakmış olalım sözü. Şimdi benim bu olayda söylediklerinize katıldıktan gayrı ekleyebileceğim şu var. Kocaman bir mengene var gözümün önünde. O mengenenin ortasına koydular Sayın Tayyip Erdoğan yönetimini ve yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Çünkü bu iddianamede bugün Zafer Çağlayan ve Halk Bankası Genel Müdürü için çıkan sen tutuklandı diye bir hata yaptın. Tutuklama kararı çıktı. Karar. Evet. Halk Bankası Genel Müdürü için tutuklama kararı çıktıktan sonra başka bir şey daha oldu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Amerika gezisinde ARBD'ye karışan koruma polisleriyle ilgili bir karar 16 kişi hakkında da tutuklama kararı var. Evet. Onun dışında bir de Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışı gündemde biliyor musunuz? Ve bu silah satışının yasaklanması an meselesi. Şimdi ben düşündüm. Senatoda kabul edilmiş. Silah satışı yasaklanmış. Evet. Komisyonda kabul edildi. Senatoda kabul edilmedi. Şimdi polislerin silah satışı deyince düşündüm. Benim bildiğim yani eğer dış işlerinden tanıdığım kadarıyla dış muhabir olarak büyükelçilikler falan filan dışarı giden Türklerden en çok silah alanlar herhangi bir bakanın, başbakanın ya da cumhurbaşkanının korumasından ziyade milletvekilleridir biliyor musunuz? Milletvekilleri çokça silah alırlar özellikle Amerika'da ve o silahlarla dönerler. Hatta
bir zamanlar dışişleri mensupları arasında alay konusuydu bizim milletvekillerinin Amerika'dan getirdikleri silah tutkusu. Dolayısıyla bu kararın öyle de bir önemi var. Yani bu silah satışı sadece polislere değil aslında oraya giden resmi Türklere diye çıkar. Ve bu karar çıktığı andan itibaren aslında Türkiye'deki hükümet etme şekli şaibeli Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi dışişleri gelenekleri içerisinde şaibeli hale geliyor. Ve bu Türkiye'nin prestiji açısından, yurt dışındaki saygınlığı açısından son derece korkutucu bir olay. Bu bir. İkincisi, Sayın Tayyip Erdoğan bugün bu işten kötü kokular çıkıyor. Kötü kokular çıkması zaten doğal biliyorsunuz. Kokuları biz de alıyorduk. Benim bakanım milletine hiçbir ihanette bulunmamıştır. Zaten biz de İran'a ambargoyu kabul etmemiştik dedi. Ama iddianameye baktığınızda sizin de altını çizdiğiniz gibi bu sadece bir ambargo ihlali değil, ondan çok daha önemli iki önemli suçlama var. Bu davanın asıl nedenleri o. Bir, ambargoyu delersiniz, ambargoyun delinmesinde siyasi olarak savunursunuz. Eğer ambargo parası yolsuzluğa kurbanı delinmediyse, siz yolsuzluktan söz ettiniz. O yolsuzluğun adını iyi koymak lazım. Çünkü yolsuzluk başka türlü de yapılabilir. Mesela ihale vererek de yolsuzluk yapılabilir. Anlatabiliyor çok muyum? Çok bildiğimiz evet. Yalan olmadığı için. Evet, evet. Çok bilmediğimiz olan. Bunun adını koyalım. Rüşvet. Bu bir gayrimeşru rüşvet. Kara para aklama. İkincisi, kara para aklarken bir Amerikan bankasından para çalma hikayesidir. İşin içerisinde bir Amerikan bankasının dolandırılması olayı da var. Benim paramı çaldın diyor aynı evet, zamanda. Şey İran gibi tıpkı. Bir şeye daha dikkat ettiniz mi? Halk Bankası ile birlikte şu anda bilmediğimiz ikinci bir Türk bankası da bu iddianameye dahil edilecek. Bu ikinci Türk bankasını doğrusu ben merak ediyorum. Ama şimdi gördüğüm tablo dahil şu, edilmeden söylemeyelim. Evet. Çünkü yani ben yani, adını biliyorum ama söylemeyelim. Dava açılıyor çünkü. Yok ben bilmiyorum. Sen bana sonra söylersin. Söyler. Kulağıma fısıldarsın. Ben bilmiyorum çünkü öteki bankanın hangisi olduğunu. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bir kere bir Amerikalılar senin dediğin gibi bir yere oturttular. O mengene yavaş yavaş Amerikan sistemi çevrilerek bir kere kapanıyor. İkincisi Almanya'da Merkel oturttu bir mengeneye. Üçüncüsü Rusya şimdilik şeyde bekliyor. Bunların hepsini Merkel, bir araya gelip Avrupa Birliği'nin gündemine götürüyor evet, Türkiye'yi, AKP hükümetini. Evet, aynen öyle ve Avrupa Birliği demek aslında şu anda Almanya demek. Almanya ile Fransa demek. Yani Fransa'yı bir kenara koyamazsınız çünkü. Yok, Almanya ve Fransa eksenidir. İki kurucu ülke olarak tabii, iki büyük partner. Fransa'yı bir kenara koyamazsınız. Dolayısıyla Macron'un da son olarak Avrupa'nın iki güçlü ülkesi zaten. İki güçlü, kurucu iki ülkesi. Evet ve kurucu güçlü. Onlar. Dolayısıyla iki kurucu, biri lokomotif, biri şeydi derler, ne derler? Birinci vagon derler. Öyledir onun aslı. Ve bu arada Fransa'yı bir kenara koyamazsınız ama Sayın Macron'un da son olarak Cumhurbaşkanlığının kötü yanlarından dert yanarken Sayın Erdoğan'ı örnek göstererek Cumhurbaşkanlığının da pek parlak bir tarafı yok. 10 günde bir Erdoğan'la konuşmak zorunda olan benim dediğine bakılırsa Fransa'da da yani Almanya'ya karşı Türkiye lehine tavır koyacak hal görünmüyor. Ya Olaf zaten biz 18 dakikada çok, yani, çok yani çok garip bir laftı. Çok garip ve yani çok aşağılayıcı bir laf. Yani evet, çok aşağılayıcı bir laf. Bir ben laf. Onun Fransızcasını biliyorum. O lafın Fransızcası İnanın Türkçe çevirisinden daha da aşağı. O maalesef AKP yönetimi bizim kadar bu laftan rahatsız olmadı. Biz yani rahatsız bir Türk vatandaşı ya. Olarak evet. Fransız Cumhurbaşkanı'nın ettiği bu laftan rahatsız olduk ama aynen, AKP yönetimi bu kadar aynen, rahatsız olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında böyle dalga geçen, evet, aşağılayan bir laf ediyor ve sizin gıkınız çıkmıyor. Yani çok utanç verici bir şey bu ya. Evet, işte şimdi bu hale geldik. Erdoğan'ın konu hakkındaki söylediklerini de seyircilerimize de hem tekrarlamış oluruz. Haber bültenlerimizde verdik, canlı yayınladık ama şunu söylüyor Erdoğan, verelim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı, mahkeme kararı ve korumalar hakkındaki karar hakkında neler söylemiş. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Zafer Çağlayan hakkında verilen iddianame bu konu gerçekten de çok ilginç demiş. Şimdi evet, ben Türkiye'ye yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Hayır, ben buna itiraz ediyorum. Ben de itiraz ediyorum. AKP'ye yönelik. Şimdi tabii, sizi AKP'yi iktidara evet, getiren bir güçten evet, söz ediyoruz. Evet. Amerikancılıkla iktidara getirdiler AKP'yi. Evet.
AKP Amerikan sopasıyla Türkiye'deki sol muhalefeti, devrimci muhalefeti, ilerici muhalefeti, cumhuriyetçi muhalefeti, hatta sağ muhalefeti, merkez sağ muhalefeti. Orduyu unutmayalım. Evet, ezdi. Orduyu darmadağın etti. Evet. Orduyu darmadağın etti. Amerikan Büyükelçiliği'ne verilen o generaller listesi neydi Allah aşkına? Tabii. Amerikan Büyükelçiliği'ndeki briefingin ardından onlara verilen generaller listesi neydi? O liste Avrasyacı diye bilinen, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde yeniden Varşova Paktı dağıldı, bizim NATO'da ne işimiz var diyen generalleri tasfiye etmediler mi? Hurşit Tolonlar ve diğerleri, yani işte Işık Koşanerler, Şener Er Uygurlar, kimdi Allah aşkına? Tuncer Kılıçlar, bunlar kimdi? Tuncer Kılıç'ın Harp Akademilerinde yaptığı, Orgeneral Tuncer Kılıç'ın Harp Akademilerinde yaptığı konuşmaya kabus senaryosu diye Hürriyet'e 8 sütun manşet attıranlar kimdi Allah aşkına? Yani Çin ve Rusya ile biz, hatta İran'ı ve Suriye'yi de alıp yanımıza Avrasya merkezli yeni bir pakt kurabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ile de Batı ile de ilişkilerimizi bozmamız gerekmez. Ama NATO üyeliğimizi sorgulamamız gerekir diyen generali, Orgenerali, Ergenekon davasında sanık yapanlar bunlar değil miydi? Bunlardı. Bunlardı. Şimdi diyor ki çok ilginç. Bu dava çok... Sizi iktidara getirenler bunlar. Amerika'nın size verdiği listeleri oradan atıp tutuklamadınız mı? Yani Silivri'ye kapatan siz değil misiniz? Sizsiniz. Bunlar. Bunları iktidara getiren Amerika, benim bir Amerikan projesi olarak AKP kitabım var. Yani o ilişkilerin nasıl kurulduğunu günü gününe neredeyse adres vererek yazdım ben. Hangi evde, nerede buluştular, ne yaptılar, bunların hepsini yazdık. İşte Kırmızı Kedi Yayınlarından onun 8. baskısı çıktı kitabı. Ben de diyorum yeni bir baskı daha yapıyorlar. Şimdi devam ediyor, diyor ki Tayyip Erdoğan, bizim İran'la hassas ilişkilerimiz var. Bir kere Türkiye'ye karşı bir adım olarak değerlendirdin, bunu bir geçelim. Türkiye bundan zarar görüyor, doğru. Türkiye'nin zarar gördüğü doğru ama bu AKP'ye karşı, yani AKP'yi iktidara getiren efendileri hizadan çıktığı zaman bunu yapıyorlar. Sopalıyorlar. Türkiye AKP iktidarından çok zarar görüyor aslında. Tabii. Şimdi oraya gelelim. AKP iktidarını ve Tayyip Erdoğan kendisini Türkiye ile özdeşleştiriyor. Evet. Bu bir diktatörlük söylemidir. Bu olmaz. Yani kendisine yönelik bir operasyonu Türkiye'ye yönelik operasyon olarak değerlendiremezsiniz. Hafta başında da onu da söyleyelim. Bütünleşin görüşünüzü, Türkiye'nin kaderi AK Parti ile bütünleşmiştir. Aynen. Biz tökezlersek Türkiye'de sıkıntıya düşer gibi. Aynen öyle. Bir parti devleti tanımı yapmış oldu. Benim notlarım arasında da var o. Aynen öyle. Kendisini ve AKP'yi Türkiye ile özdeşleştiriyor. Devam ediyor. Bizim İran'la hassas ilişkilerimiz var. Hukuki mantık içinde yorumlanamaz. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Doğru. Siyasidir. ABD bir defa bu konuyu, bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz. Benim tavsiyem şu. Gitmesin. Bak, gitmesin. Yani yanında ne o korumaları götürecek? 25'inde evet. Var. Birleşmiş Milletler evet. Genel Kurulu var. Gerçi orada bir özel bir dokunulmazlık var. Ya. Castro da gitti, biliyorum, konuştu. Biliyorum. Evet. Che Guevara bile gitti o Birleşmiş Milletler'de konuştu, bulundu toplantılarında. Evet. O dokunulmazlık içinde gidebilirler ama korumalarını götüremez zannetmiyorum. Yok. Tutuklama kararı var çünkü. Orada kendisinin dediğine göre, Cumhurbaşkanı'nın dediğine göre gönderilen, yani yasaklanan liste, orada o hadiseye karışmayan, o sırada ABD seyahatinde olmayan korumaları da almışlar içine. Evet, onlara da gizlisi yasak. Yani yeni koruma. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarraf, Halk Bankası ile ilgili konu da öyledir demiş. Devam etmiş korumalar hakkında. Korumalar hakkında dava açtılar. Bu ABD yönetiminin içine düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Ben bunu anlamadım. Ben de. Niye aczi göstersin? Çok acizler, bildiğiniz gibi değil. Ya senin korumalarını tutukluyorlar. Acizlik falan yok burada. Tam tersine. Canını okurum diyor senin. Yani bunu yapamazsın. Bir de şunu söylüyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Şimdi lafa bak. Biz çok mu adil? Hayır, oradaki 10 kişiyi. Oradaki 10 kişiyi siz 30 tane korumaya dövdüreceksiniz tekme tokat. Görüntüler belli, arkadaşlar ekranlara yeniden getirebilirler. Bir demokratik protesto hakkını kullanan insanları, bu protesto edenlerin görüşlerine katılmayabilirsiniz. Tabii. Hiç önemli değil. Kastettiğimiz bu değil. Orada dövdüreceksiniz. Orada 4-5 tane polis var, bunu önlemeye çalışıyorlar. Ondan sonra da büyük bir devlet olabilirsiniz ama adil olmak
Anladığı adalet adil devlet yani, olmak başka bir şeydir diyor. O zaman anladığı şimdi devleti bakın, sorgulamak Sayın lazım. Sayın Erdoğan'ın adalet anlayışını şu anda görüyoruz ekranlarda. Yani böyle bir şey bakın, düşene bak nasıl vuruyorlar. Evet. Biri de oradaki gösteri, Türkiye aleyhindeki gösteri değil. Bunu bir daha altını çizelim. Değerli seyirciler, Türkiye aleyhinde değil, Sayın Erdoğan aleyhinde bir gösteriden söz ediyoruz. Çok devlet önemli. Devlet benim demesi yakındır. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer. Şimdi Türkiye'de biz çok adil bir devletin olduğunu düşünüyoruz. Yargıtay Başkanı'nın, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Danıştay Başkanı'nın önünde eğildiği bir cumhurbaşkanıyla biz çok demokratik ve adil bir sisteme, yargı sistemine sahibiz. Çok, bildiğiniz gibi değil. Örneğiz ama kimse örnek almıyor. Şimdi benim söyleyeceğim şey şudur, yani bu durumu değerlendirirsek eğer, tablo şu. Küçük bir buyurun, şey yapmak buyurun istiyorum. Tam yani sırası. Şimdi bakın, Atatürk ve onunla birlikte ona inanarak savaşanlar, yendikleri düşman tarafından yaptıklarıyla saygı gördüler. Tabii. Yendikleri düşman tarafından saygı. Her biri geldi ve saygı gösterdi. Çünkü eğer siz bir ülke için iyi bir iş yaparsanız, onu düşmanınız da teslim eder. Bugün Tayyip Erdoğan'a yapılan muamele ki senin de dediğin gibi aslında Amerika'nın büyük yardımıyla iktidara gelmiştir. Bir düşünün. Bir de Atatürk yani yenmiş düşmanın ağzından Türkiye'ye yönelik Atatürk'ün yaptığı reformların dikkat edilen mesafenin övülmelerini düşünün. İki devlet adamı arasındaki fark gayet net. Kimin devlet adamı olup kimin kendi adamı olduğu ortaya çıkıyor. Abdurrahim Karslı AKP kurucularından biridir. Profesör, hukuk profesörüdür. AKP'nin kuruluşundan itibaren vardır. Daha sonra ifşa etti. Çamlıca'daki bir evde daha sonra onun ifşa ettiği şeyi o toplantılara katılan Ali Bulaç ve Abdurrahman Dilipak doğruladı. Evet biz bu toplantılarda vardık. İlk projenin hazırlanmasında da bulunduk dediler. O toplantıya Amerikalıların ve İsraillerin geldiğini itiraf ettiler. Şimdi bu toplantı nedir? AKP'nin kuruluş toplantısı. İlk projeyi, proje taslağını da Abdurrahman Dilipak yapıyor. Gidiyor sunuyor. Böyle bir şey olabilir. Yani büyük hata orada başlamış. Evet. Abdurrahman Dilipak'a bırakılan bir iş. Evet. Ama şöyle. O orada konuşulanları şeye döküyor, yazıya döküyor. Bir tür sekreteryasını yapıyor. Tabii canım. Abramovich'lere kadar tabii uzanan bir süreç. Abramovich var. Şimdi Abramovich var. İçinde Michael Rubin var. Richard Pollack var. Yeter zaten. Richard Pearl var. Ransfeld var. Daha ne olsun? Yani Wolfowitz var. Daha ne olsun? Yani bütün bunlar var. Amerika'yı AKP'yi iktidara taşıyan Amerikalılar bunlar. Evet. Ve ne kadar giderek bu formel toplantılara... Irak işgalini de biliyorsun aynı ekip planlamıştı. Şimdi Çamlıca'daki bir evde toplantılar yapıyorlar. Bu toplantılarda artık somutlanıyor mesele. Yani parti nasıl kurulacak? Amerikalılar merkez sağdan gelen politikacıları da bu işin içine almak durumundasınız diyorlar. Onun üzerine ta Kazakistan'da bugün 18 dakikada da söyledim. Almata'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı olan ki Demirel'in danışmanı iken gitmişti. Eski bakanlardan ve MHP kökenli bakandır. Namık Kemal Zeybek'e gidiyorlar. Yani. Bu partiye katılın diye. Bu parti çünkü iktidar olacak diye. Namık Kemal Zeybek bunu açıkladı. Yani birçok tanığı var bunun. Evet. Birçok tanığı var. O yüzden ANAP'tan gelen işte nedir? İsimler Demir var. Çiçek. Demir Çiçek gibi isimler. Ya, evet. Nasıl? Ve bunların her biri bakan oldu. İçişleri Bakanlığı yaptı Abdülkadir Aksu uzunca süre. ANAP'tan gelme. Muhafazakar milletvekilleridir ama ANAP'ın muhafazakar kanadıydı bunlar. Şimdi bunlarla siz Amerika ile iktidar olacak. Amerika sizi iktidara taşımış olacak. Bu partiyi bizatihi projelendirecek sizinle beraber. Tavsiyelerde bulunacak. Onun büyükelçisi bu konuda raporlar yazmış olacak. Daha Büyükşehir Belediye Başkanı iken kalkıp bunu söyleyeceksiniz. Benim burada çıkaracağım sonuç şu. Orada bitiriyorum kendi değerlendirmemi. Buradan çıkan sonuç şu. Amerika Birleşik Devletleri AKP iktidarına verdiği desteği çekmiş durumda. Bu çok net bir biçimde ortada. Avrupa Birliği, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan ülkeler AKP iktidarının arkasındaki desteği çekmiş durumdalar. Çünkü bütün kirli işlerini gördürdüler ve artık işleri bitti. Tayyip Erdoğan ben devam edeceğim, kendi rejimimi kuracağım dedi, dur dediler ona. Öyle anlaşılıyor ve öngörülemez birisi. Ben Yılmaz Polat'la bizim Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz, Washington temsilcimiz Yılmaz Polat'la konuştum. Yılmaz abi bana şunu söyledi, dedi ki hiçbir iktidar döneminde bu kadar net değildi tablo.
Yani Amerika her iktidarla, Türkiye'deki her iktidarla bir biçimde ilişki içindeydi. Bir ilişki sürdürüyordu. Her iktidar için dosyaları vardı. Ama durum şu. Yani zaman zaman o iktidarlarla sorunları da oldu. Bazı iktidarlarla sorunları oldu. Çatıştığı konumlar oldu ama hiçbir zaman AKP iktidarı kadar bütün ilişkiyi kestikleri ve pozisyon aldıkları başka bir iktidar olmadı. Çünkü Amerika kendisinin iktidara getirdiği bir güç olarak görüyor AKP'yi. Doğrudan kendi projesinin bir parçası olarak görüyor ve artık kontrolün dışına çıktığını varsayıyor. Ve buradan hareketle geliyor dedi. Ben AKP'nin bütün dış desteğini, kendisini iktidara taşıyan güçler tarafından terk edildiğini ve bütün dış desteğini kaybettiğini düşünüyorum. Bölge jeopolitiği de değişti AKP'yi iktidara getiren. Suriye'de ağır bir yenilgiye uğramış oldu. Rusya ile ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor. Çin ile ilişkilerini geliştirme eğiliminde somut adımlar yok ama öyle bir eğilim görülüyor ama altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Buradan bir anti-emperyalizm çıkmaz. Sebep bu değil. Tabii. Sebep bu değil. AKP emperyalizm tarafından hiçbir iktidara getirilen bir güç, anti-emperyalist saflara gelmiş filan değil burada. Buradaki hikaye şudur. AKP tıpkı kuruluş projesinde Abdurrahim Karslı'nın tanıklığında söylediği şeydir. Muhsin Yazıcıoğlu'yla o toplantılardan birinde tartışıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu'na Büyük Birlik Partisi'ni kapatıp yeni projede yer almasını öneriyor. Sayın Erdoğan katılması gerektiğini söylüyor. Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki peki Amerika ile ilişkiler ne? Hem Amerika'nın dediğini yapacağız bir süre diyorsunuz. Sonra da bununla bu ilişki nasıl sürdürecek? Diyor ki kardeşim, dediği de bu. Sevgili kardeşim diyor. Bu şey güçlendikten sonra güçlenene kadar Amerika'nın söylediklerini biz bu bölgede yapacağız. Amerika ile iyi geçineceğiz. Güçlendikten sonra da dirsek vurup yürüyeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu da diyor ki, o da sevgili kardeşim diye hitap etmiş toplantıda Abdurrahim Karslı'nın tanıklığına göre. Değerli kardeşim diyor, sevgili kardeşim, Amerika öyle dirsek vurularak yürünecek bir güç değil. Eğer Amerika ile siz bu işe başladıysanız bu devam etmez. Biz bu işte yokuz diyor ve ayrılıyorlar. Enteresan bir toplantı. Çok. Çok enteresan toplantı. Yani şimdi Muhsin Yazıcıoğlu da hayatta değil. Yani bunu ama bu açıklamayı acaba yaptı. Niye hayatta değil diye de sorabiliriz. Bununla ilişkilendirilen bir operasyon olup olmadığını bilmiyorum. Yani bunu iddia edecek değilim. Amerikalılar bunun o toplantıya katılan diğerleri tarafından doğrulanan bir olay. Şimdi böyle bir partisiniz siz ve bu ilişkiler kesilmiş durumda. Buradan bir antempezim çıkmaz. AKP güçlendiğini düşünüyor. Makas değiştirmeye çalışıyor. Rusya'nın ve işte Çin yok henüz ama Rusya'nın desteğiyle, Suudi Arabistan'ın desteğiyle, Katar'ın desteğiyle Türkiye'de rejimi değiştirebileceğini zannediyor. Hayır, böyle bir gücü yok. Böyle bir gücü yok. Ampul gibi asılı. 2019'da bunu gerçekleştirmek isteyecek ama bunu yapamayacak. Bunu yapacak bir gücünün olduğunu düşünmüyorum. Rusya ile eğer ilişkilerini sürdürmesi için Suriye ve İran'ın ilişkin politikalarını değiştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. İran'a yönelik kirli operasyonun içindeydi çünkü Suriye düşürülseydi eğer sıra İran'a gelmeyecek miydi? İran operasyonu hazırdı. Bunu İran bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Bildiği için bu kadar abandı ve Suriye'ye ve en sonunda Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Esad'ın kazandığını kabul etti. Dolayısıyla Esad iktidarda kaldığı zaman Tayyip Erdoğan iktidarını sürdüremez. Esad kalırsa Tayyip Erdoğan gidecekti zaten. Bence gitmeye en yakın yerde duruyor ama bu kendiliğinden gideceği anlamına gelmiyor. Siyaset başka bir şey, hayat başka bir şey. Hani teorinin grisi bunu söylüyor ama evet. Hayatın yeşili neyi söyleyecek, yaşamın yeşili neyi söyleyecek onu göreceğiz. Evet. Ya bir şey eklemek istiyorum, küçücük bir şey. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı Rusya, İran, Çin, hele Çin ile anlaşmak hiçbir şekilde bir panzehir olamaz. Çünkü ne Rusya, ne Çin, ne Amerika'dan ne İsrail'den daha kolay partnerler değillerdir. Özellikle Çin adamı suya götürür, susuz getirir. İran da aynı şekilde, Rusya da aynı şekilde. Bu İran, Rusya ve Çin'i son derece küçümsemek demektir. Yani Amerika beni istemiyorsa, İsrail'e karşı çıkacaksam onlarla rol alırım demek. Öyle bir filmde kabul edileceğini hiç sanmıyorum. Şimdiden üstünü çizebilirsiniz. Özellikle Çin'le herhangi bir ortaklık söz konusu değildir.
Bu tabii şöyle, yani AKP hükümeti açısından geçerlidir de dediğiniz, ya Türkiye bağımsız bir devlet gibi devlet olsa ve Türkiye konumunu Batı'yla dostluk babında sürdürüp doğudaki bu kuvvetlerle de yine dostluk babında yeni takım ilişkilere girse kuşkusuz mümkün. Ama AKP hükümeti hem Batı'nın kurduğu ve Türk Rus devletini neredeyse parçalamak için getirdiği bir hükümet olduğu için onun Batı'yla kötü giden ilişkilerini normalleştirebilmek için Doğu'yu koz olarak kullanmaya çalışması nedeniyle ilişkiler yürümez. Kesinlikle öyle. Yoksa başka bir hükümet, çok daha bağımsızlıkçı bir hükümet, cumhuriyetçi bir hükümetle Türkiye'nin Çin'le de, İran'la da, komşularıyla da, Rusya'yla da iyi bir ilişki geliştirmesi mümkün. Yapamaz tavrından, evet. Daha doğrusu imkanlarından bahsediyoruz. Ben sizin bir kere, biliyorum. Evet, yani yanlış anlaşılmasın İran, Türkiye açısından. İran, Rusya ve Çin şuna bakarlar. Partnerim olacağı rejim yaşayabilir bir rejim midir? Onların buraya bakıp da bu rejimin yaşayabilir olacağına karar vereceğini hiç sanmıyorum. Yani her devlet kendi ulusal çıkarını gözeterek tabii, buradaki elbette ilişkilere bakıyor. Yani Putin'in de çok umurunda değil. Yani Türkiye'de hiçbir demokrasi şekilde var mı yok mu? Netice itibariyle Gazprom'dan akan gaza, tabii. Nükleer santral için yapılmış olan ihaleye ve işte Türkiye'nin Suriye'de Atlantik Paktı'ndan daha mesafe alarak daha böyle bu cephenin politikalarına yaklaşmasını gözetiyor. Yoksa çok da umurunda değil nasıl bir yok, hükümetin burada olduğu. Yok, aynı şey yaşama için şansı ömür vermiyor. Ömür vereceği partnerle anlaşıyorlar. Ömür meselesi bize bağlı. Yani orada sıkıntı şu, Türkiye'nin böylesi bir iktidarın Türkiye'de 15 yıldır ayakta kalıyor olabilmesi bu iktidarın şeyi değil, başarısı değil. Kesinlikle. Bizim başarısızlığımız. Yani iyi bir muhalefet oluşturamadığımız ve AKP evet hükümetinin bütün bu yıkıcılığına rağmen onu alaşağı edemediğimiz için uzadıkça uzadı ve 15 yılı buldu. Muhalefet olmadığı evet, için. Evet, muhalefet olmadığı için sıkıntı bu. Evet Merdan'cığım. Bir bilgi notu daha ekleyelim. Haber olarak da izleyicilerine duyurmuş oluruz. Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bazı gelişmeleri sıraladım yine hanım. Bir diğeri de şu, bugün Amerikan Ulaştırma Güvenliği İdaresi Türkiye'den havayoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını evet gerektiren yeni bir yönetmelik yayınladı. Bütün kargoları öyle. Evet. Bütün kargoları mengene tabii sıkışıyor. Şimdi bu korumalarla ilgili bir ayrıntı var. Biliyorsunuz bir medyada değişiklik oldu. Ethem Sancak evet, yani Tayyip Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a aşık olduğunu söylemişti. Bizim evet aramızdaki Mevlana ile Şems ilişkisi gibidir demişti. Öyle tanınır, bilinir. Ethem Sancak AKP döneminde servetini çok büyüten eski dönek solcu bir iş adamıdır. Biliyoruz. Tuhaf bir şekilde bu dönemde yani bir Tayyip Erdoğan'la ilişkisi çok izah edilebilir gibi değil. Eczane depocusudur bu. Yani ilaç ithalatçısıdır ve eczanelere ilaç dağıtan en büyük gruplardan biridir. Daha sonra başka işleri de var ama daha sonra medyaya girdi biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın emanet patronlarından biri. Bu evet, iktidarın ele geçirdiği bir takım medya gruplarını dönüşümlü olarak finans eden belli iş adamları vardır. Mesela bu Star gazetesi ve Kanal 24'ü bir ara Fettah Tamince aldı. Tamince. Ondan önce İngiltere'de yaşayan bir Kıbrıslı iş adamı aldı. Sonra değiştirdiği şey bu Kiler, Vahit Kiler. Kiler Holding'in sahibi, Vahit Kiler bir zengin AKP'li iş adamı. İstanbul'daki onun bir gökdeleni var biliyorsunuz. Neydi gökdelenin adı? Bir Safir. İstanbul'un en yüksek gökdelenini yine bir imar, bir imar yolsuzluğuyla. Yok görmedim, hiç gitmedim, gitmem. Bir imar yolsuzluğuyla Türkiye'nin bir depremde toplanma alanı olarak belirlenen bölgeye yapılan bir gökdelendir o. Vahit Kiler aldı. AKP'den bir dönemde milletvekilliği yapacak birisiydi. Sonra Ethem Sancak aldı biliyorsunuz. Ethem Sancak ve aldırıldı. Yine Star gazetesi, Kanal evet 24 vesaire. Ama Ethem Sancak aynı zamanda Akşam gazetesini, Güneş gazetesini de aldı. Zannediyorum Show da onların denetimine, Show televizyonda onların denetimine geçti. Şimdi bu radyolar var. Evet, radyolar tabii var. Büyük bir medya grubu.
Bu grup el değiştirdi şimdi. Ethem Sancak sattı. Kim aldı? Demin görüntülerdeydi. Evet. Kavga görüntülerinde evet, var. Tekrar verelim arkadaşlar. Hasan Yeşildağ. Hasan Yeşildağ kim? Zeki Yeşildağ'ın kardeşi. Zeki Yeşildağ kim? İşte şu korumaların şefi. Amerika'daki şefi. Bu işi organize edenlerden biri. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Peki Hasan Yeşildağ kim ayrıca? Tayyip Erdoğan'ın o göstermelik 3 aylık biliyorsun tatil gibi bir şey. Şiir okudum falan diyor da siyasal İslamcılığın şeyidir o. Özetidir. Evet, özetidir. Oradaki yani şey minareler süngü, kubbeler miğfer, müminler asker, camiler kışla Allahu Ekber. Hı hı. Şimdi şiir bu. Hı. Bu şiiri de bir de Ziya Gökalp'e falan mal ettiler. Ziya Gökalp'in böyle bir şiiri yok. Tamamen siyasal İslamcı bir şeydir bu. Kötü bir dörtlüktür. Siyasal İslamcıların mani. Marşıdır bu. Marşıdır. Mani de değil. Mani'nin temiz bir yanı var. Doğru. Bu bir marş. Bu bir siyasal marş. Her neyse bunu okuduğu için hapsedilmişti ya. Önceden suç işleyip ondan önce cezaevine giren kişidir o. Evet, Tayyip evet. Erdoğan'ı korumak için. İşte, ay, koruma o. Orada içeride onu koruyor. Evet. Şimdi bazı şeyler bu yapılır. Yani evet. Mesela yeraltı dünyasından kabadayılar falan bunu böyle yaparlar. Yani hemen adamları girer içeriye onu korurlar başına bir şey gelmesin diye. Bazı iş adamları eğer tutuklanırsa bu yapılır. Bu bir şeydir. Yani Türkiye'nin infaz sisteminde bir gelenektir bu. Önemli isimlere yapılır. Ağanın sadece mi oluyor? Yok. O koruması olarak. Şimdi bu kadar Tayyip Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la bu kadar ilişkisi olan birisi. Yani suçu işleyip cezaevine giren birisi nasıl bu kadar zengin oldu? Yani ben bu medya grubuna ne kadar verildi, ne kadar vergilendirildi? Yani çünkü bunların hepsini vergilendirmek gerekir. Yani bunu alım satım varsa bir vergi yüksek şey düşünebiliyor musunuz? Çukurova grubunu devrediyorsunuz. Çukurova'nın medya grubu artı Star gazetesiyle Kanal 24. Acayip Kanal 360 da var. Ha bir de 360 var. Kanal 360 da var içinde. Kocaman bir grup. Şöyle bakmak lazım bir de tabii Ethem Sancak son kurultayda AKP kurultayında parti meclis üyesi oldu. Parti meclis üyesi de oldu. Parti yöneticisi. Bundan daha önemlisi Katar, %50'si Katar'ın, %50'si Ethem Sancak'ın olan bir şirket var biliyorsunuz. Ve 15 Temmuz sonrası Türk ordusunun en önemli ihalelerini artık bu şirket alıyor. Tabii. Yani bütün o zırhlı araç üretiyorlar. Şimdi medya işi, meseleye sal ticareten bakacaksak medya işleri bu işin yanında küçük Soldası. Kalıyor. Küçük kalıyor. İkincisi Tayyip Erdoğan sizin az önce özetlediğiniz şundan şuna geçen sistemi aslında bir havuz dediğimiz tabii. yapıyı tarif ediyor. Yani o havuzun içerisinde patron rotasyonu ya rotasyon var. Patronu bu aslında arada söyleyeceğim sizin alanınızı ilgilendiren bir ilişki biçimini bir tezahürü. Evet. Siz anladınız herhalde ne olduğunu arada konuşuruz. Böyle yürüyor iş. Yani bu tip yapılarda bu iş böyle yürüyor. Böyle rotasyon şeklinde yürüyor. Bunun bir takım avantajları var. Hem havuz büyüyor. Yani alanla yeniden havuza girdiler yapılıyor. İkincisi benim adıma racon kesenler var dedi ya Tayyip Erdoğan. Şimdi onlar da biraz terbiye ediliyor. Bu devir daim işlerinde. Tabii. Yani birçok yönü var. Birçok faktör. Türk basını adına tabii büyük ayıp bu. Hepimizin ayıbı yine Türkiye adına. Türk yani Hasan Tahsinler'den devraldığımız gazetecilik buralara kadar gelmiş oldu. Şöyle iyi muhalefet edemedik. Var. İyi muhalefet edemedik. Ben kendimi sorumlu görüyorum. Silah onlarda, pusat onlarda. Şimdi şöyle bir şey. Benim de onlara. Yaptığın analiz çok doğru da hani havuz büyüyor dedin ya. Ona katılmıyorum. Bu sistemle bu analiz çok doğru fakat havuz küçülmekte. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi itiraf etti. Şöyle. Bu kurdukları Milli Vakıf olayı bak genel müdürünü değiştirdiler yürümüyor hayır, dedi. Büyümekten yürümüyor. Kastım şu. Yani havuza en büyütecek şey dünya oydu. Okur sayısı artmıyor. Alan yok. Okur sayısı artmıyor. Gazete tiraj artmıyor. Ben şuna yani büyüdü dediğim şu. Oraya giren para büyüyor.
Çünkü okunmayan bu gazeteleri 100 bin satıyor görünen ama aslında 10 bin satan o gazeteleri ayakta tutabilmek için o havuza yeniden para lazım. Yani büyümekten kastım o. Evet. Kendi kendini döndüren gazeteler değil ki. Toplasanız Tayyip Erdoğan'ların havuz gazetelerini teki sözcü kadar satmıyor aslında. Gelir olarak toplamı sözcü kadar satmıyor. Evet, toplamı sözcü kadar siz satmıyor. Siz medyadan konuşuyormuşsunuz. Ben para havuzundan söz ediyorum. Aha. Mesela o vakıf olayı yürümedi ve bugün yürümediğini itiraf etti. Bu bir. İkincisi, büyük patronlara bu böyle şeylere aldırmak olayı sadece medyada değil. Mesela bazen telefon ediliyor, Telekom'u al deniyor, tamam mı? Bunun için bazı büyük patronlar dışarı taşınmak zorunda kaldılar. Ve o dışarı taşınan patronlar kendi hisselerini burada satıyorlar, dışarıda kurdukları şirket tarafından alıyorlar o hisseleri ve Türkiye'deki şirketlerin dışarıdan yönetme yoluna gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi ülkenin sahibi Murat Ülker'dir. Evet. Çıkmak zorunda kaldı. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla son derece iyi işbirliği içerisinde olan Şahenk de o şekilde ortadan kayboluyor. Bir şey isteneceği zaman artık istenmesinden bıkmış vaziyette. Böyle çok büyük patron var, kendi etrafındaki büyük patronlar. Yani artık almaktan bıkmış vaziyetteler. Ya o havuz büyümüyor artık, para havuzu büyütülemiyor. Bu vakıflar olayının da bugün yürümediğinin ve başarılı olmadığının itirafıyla o havuzun küçülmeye başladığını söyleyebilirim. Yani başarısızlıktan mı yoksa bir paylaşım meselesi mi tam belli değil. Daha henüz bilmiyoruz. Yurt dışına satacaklardı, kimse almıyor artık. Şimdi durum şu tabii, yani bu gazeteler niye finanse ediliyor? Çünkü önemli. Çünkü kamuoyu orada oluşturuluyor. İnsanlar orada şekillendiriliyor. Her gün, yani şu anda iktidarın en önemli ideolojik aygıtı o. Yani medya ve düşünebiliyor musunuz? Tutun ki referandumda aldıkları oy gerçek. Tutun ki gerçek. Yani %51 aldılar. Peki medyanın %95'i nasıl sizin oluyor ya? Bu bir toplumun demokratik dengelerine uygun mu? Hayatın doğal akışına, olağan akışına uygun mu? Hayır, değil. O yüzden para ölçeği olarak, yani diğer işlerinin yanında küçük ama Ethem Sancağ'ın, ama medya daha önemli. İdeolojik aygıt olarak. Evet. İdeolojik, siyasal aygıt olarak. Ama bu arada şuna siyasal da dikkatinizi çekelim. Bir şey aldılar, daha söyleyeyim. Ama tirajlar düşüyor. Televizyonlar seyredilmiyor. NTV artık seyredilmiyor. Taraftar, yandaş, evet %95'i onların ama baktığınız zaman yani seyirci ve okuru da düşüyor. Demek ki Türkiye biraz da yani küçümsemeyelim, kamuoyu neyin ne olduğunu görüyor. Siz bana yandaş medya, yani bu patronlara satılmış ve çok büyük bir tiraj patlaması yapmış bir tane medya gösterebilir misiniz? Hiç yok. Televizyon şimdi, olarak, gazete olarak yok. Bir şey söyleyeyim. Yok. Tam tersine düşüyor ve bu patronlar oradan zarar ediyorlar. Mila Hanım, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi biz Tele1'deyiz. Tabii. Tele1'in nasıl sınırlı bir bütçeyle oluşturulduğunu, teknolojik altyapısını nasıl ucu ucuna ancak tamamlayabildiğini biliyorsunuz. Bizim büyük bir stüdyomuz var. Paramız olmadığı için tamamlayamadık. Fakat Tele1 şu anda en çok izlenen haber kanalı. En çok izlenen haber kanalı. Demek ki. NTV'nin en az iki katı izleniyoruz. Ölçümler bunu gösteriyor. Ne güzel. İki katını izleniyoruz. Habertürk'ün üç katını daha fazla izleniyoruz. Adını vererek söylüyorum. CNN Türk'ü de biz resmi ölçümde değiliz. Resmi ölçümde değiliz ama gayri resmi ölçüm rakamları geliyor bize. Resmi ölçümde değiliz. O yüzden şeyde işte biz reyting şeylerinde, raporlarında yer almıyoruz. CNN Türk'ün de zaman zaman onlar, bir takım programlarda onlar öne çıkıyor. Ayın toplamında ya da günün toplamında biz onlardan öndeyiz. Merdan'cığım, niçin burada şimdi olduğumuzu şöyle, zannediyorsun? Şimdi şöyle, elbette. Şimdi şöyle, biz çok iyi olduğumuz için değil, bak onu da belirteyim. Çünkü istediğimiz birçok şeyi olanaksızlıklarımız nedeniyle yapamıyoruz. Tabii. Birçok şeyi. Her programı burada haber merkezinin ortasında yapıyoruz. Çünkü öteki stüdyomuzu bitiremedik, yapamadık. Üç kuruş da para, çok büyük paralar da değil. Ama işte çalışanlarımıza ücret vermek gerekiyor. Prodüksiyon giderleri var, uydu giderleri var. Yani erişim giderleri var. İşte D-Smart'tayız, onlara para ödememiz gerekiyor. TürkSat'a ödememiz gerekiyor vesaire vesaire. Pahalı bir iş. Onlar çok kötü. Biz çok iyi değiliz ama onlar çok kötü. Onlar çünkü izleyicilerine ihanet ettiler. O yüzden somut olarak biliyorum o düşüşü. Evet. Mehmet Ali Bey'in söylediği de doğru. Doğru. O tirajların toplamı sözcü kadar etmez. Yani Hatice'ye değil neticeye bakın diyorum. Evet, ideolojik anlamda bu yandaş medya onlar için para getiren bir şeyden daha önemli ama bakın ideolojik anlamda da bu seyircilerimiz bu laflarımı çok takdir edecektir.
Çünkü bunların hepsi çok umut verici raflardır. Bu kadar para harcadıkları, patronlara zorla aldırılan medyanın %95'ine sahip olmak için medyalar, sevgili seyirciler, okur kaybediyor, reyting kaybediyor, seyirci kaybediyor. Bütün o saçma sapan ve güya onların heyecan verici dizilerine rağmen düşüyor, zarar ediyorlar. O zararı ideolojik bir silahtır diye çiğneye çekerek devam ettiriyorlar. Ama patronların da burasına gelmiş vaziyette ve demek ki ideolojik anlamda da bir iflas var. Sadece para havuzunun evet. küçülmesi değil, ben diyorum ki sevgili seyircilerimiz bunu iyi tutun. İdeolojik anlamda da bir iflas var ve çok uzun sürdüremeyecekler bunu. Şeyde yani şöyle bir arkadaşımız yönetmen arkadaşımız uyarıyor sevgili Can Hallaç. Yani olanaksızlıklarımızdan biri de bu. Bugün gün boyu tek yönetmen olarak çalışıyoruz çünkü. Araya gitmemiz gerektiğini söylüyor. Çok dikkatli, hala büyük bir dikkatle yönetiyor evet, şeyi. Tabii. Kısa bir ara verelim isterseniz. Hemen aradan sonra biz buradayız. Diğer gündem maddelerimizi değerlendirelim. Ne demiştik? Hemen seyircilerimiz için belirtelim. Mesela biz bir Şerif Mardin, Profesör Şerif Mardin dün yaşamını yitirdi. Onun hakkında bir değerlendirme yapacağız. Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız. Ve belki fırsatımız olursa eğitim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve 16 Nisan referandumunu evet. Referandumuna yapılan Atilla Kart... Tabii değil mi? Konya Milletvekili. Evet, Konya Milletvekili. Atilla Kart'ın. Kendisini buradan kutluyorum. Evet, kutluyoruz. Başvurusunu hukukçu milletvekilidir ve Anayasa Komisyonu son üyeliği yaptı. Son derece aklı başında ve... Yaptığı başvuruyu, iptali yönünde yaptığı başvuruyu esastan görüşmeyi kabul etti. Evet. Bu davanın yarı yarıya tamamlandığı anlamına kesinlikle gelir. Kesinlikle, biliyor musunuz? Bu çok önemli bir zaferdir. Bunları konuşacağız. Çünkü orada bu hükümetin hazırlayıp da reddedilen pek çok evet. dosya var. Değerli seyirciler, biz burada olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Merhaba değerli seyirciler, yeniden karşınızdayız. Biz Türkiye'nin gündemini değerlendirip bir yön işaret etmeye, bir yön çizmeye çalışıyoruz. Zafer Çağlayan, medyadaki çok büyük önem taşıyan bir el değiştirme olayını değerlendirdik. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkisini, korumalar ve korumalar bağlamında diğer gelişmeleri ele aldık. Şimdi devam ediyoruz. Söz yarım kalmıştı herhalde. Yok, hayır, yarım kalmadı. Başka konuya geçiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ben ufak bir şer koyacaktım. Evet, şu bir mesele var. Patronlar vardı. Şikayetçi demiştim İnan Hanım. Kapıyı kapatır mısınız? Eski, tırnak içinde eski büyükler şikayetçi. Ülker Şahin falan kuşkusuz bunlar şikayetçi. Ama şimdi mesela AKP iktidarıyla büyük ihaleler almış ve varlığını oraya borçlu olan bir sürü büyük, tırnak içinde artık büyük olmuş olan iş adamları var. Hallerinden hiç şikayetçi değiller. Onlar bu işin ederi bu zaten deyip gönüllü olarak zaten o paylarını veriyorlar. İnan bana
çok zorlanacaklar. Çünkü artık dağıtılacak pay küçülüyor. Ben de onu söylemek istiyorum. Havuz küçülüyor, para küçülüyor. Neyse, ve zenginin malı züğürdün çenesini evet, yorarmış aynen deyip. Aynen öyle, doğru. Konuyu kapatalım biz. Gündemimize geçelim. Evet. Ya o konuda söyleyebileceğim benim bir cümle şudur. Yani Türk burjuvası çok korkak ve kendi hayatına ihanet eden bir karaktere sahip. Valla Ferit Şahenk değil mi? Ben yani, hepsine beter olsun diyorum zaten. Ayhan Şahenk diyecektim neredeyse. O evet, rahmetli oldu. Evet. Ferit Şahenk. Ya sokakta mı kalacaktı? Neydi korkusu? Ya. Yani bir medyada NTV vardı elinde. Yani bu Gezi'de on binlerce insanın taşladığı bir televizyon istasyonu. Yani bu utanç onlara yeter. Onlar çünkü mal sattıkları müşterisi olan ve bunları merkez medyasının kendi şeylerine, müşterilerine, kendi izleyicilerine ihanet ettiler. Bu kadar değerli. İstediği kadar yurt dışına kaçsın, ortadan kaybolsun vesaire. Biz telefonlara çıkmıyor. Çıkmasın. Biz onları unutmayacağız. Biz onları unutmayacağız. Adlarını vermekte de sakınca yok. 16 Nisan referandumuna ve AİHM kararına gelelim. Buyurun. Evet. 16 Nisan referandumun bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi ve o dosyanın kabul edilmesi inanın bana çok önemli bir olgu. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kabul edilecek bir dosyayı sunmak bile son derece zor bir iştir. O anlamda Sayın CHP Milletvekili, Konya Milletvekili Kart'ı burada gönülden tebrik etmek isterim. İkincisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi referandumun legal olup olmadığına dair hangi kararı verirse versin, ki bu karar aslında bizi bir anlamda rahatlatacak. Gerçekten bu, çünkü ben referandum sonuçlarının kesinlikle hileli olduğuna inanıyorum. Şaibeli değil, hileli olduğuna inanıyorum. Ortada 2,5 milyondan fazla olmayan oyun eklendiğini düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de en azından, yani oylar sayılamasa, oy fazlalığı kale alınmasa bile şimdiden iddia edebilirim ki bu referandumun geçersiz sayılmasına yönelik çok büyük şansı vardır. Çünkü bir seçim esnasında seçim kuralı değiştirilmez. Yüksek Seçim Kurulu saat 5'te, yani sandıkların kapanmasına bir saat kala mühürsüz oyların sayılmasını karar verdiği andan itibaren Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesinin vereceği karar da bellidir aslında. Ben oyların çokluğundan, oyların seçmenden fazla oluşundan vesaire, onları bir tarafa bırakın. Onlar ispatlanamasa bile Yüksek Seçim Kurulu'nun saat öğleden sonra 5'te aldığı ve kendi koyduğu kurallara ters olan, kurala takla attırdığı ve tersini söylediği ve yeni bir kural getirdiği için bu seçim kesinlikle benim, yani tahminimce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geçersiz sayılacaktır. Şimdi bu seçimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde geçersiz sayılması ne anlama gelecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin elinde sopası yok. Gelip burada iktidardan indiremez. Cumhurbaşkanı'na sen cumhurbaşkanı olmazsın, çekil kenara diyemez. Herhangi bir yaptırımı yok. Ama Türkiye'yi bu seçimler uluslararası ölçülerde geçersizdir. Çünkü ortada bir de AGİT raporu var. O AGİT raporundan fazla söz edilmedi Türkiye'de. AGİT açık olarak seçimlerin meşru olmadığını söylüyor. Biz burada söz ettik. Evet, üstünde aynen. Dura dura. Doğru. Burada hem Türkiye'nin yönü programında, evet, hem 18 dakikada AGİT raporuna özellikle dikkat çekti. Meşru saymadı. Evet. Bir de AGİT Türkiye'nin kurucuları arasında olduğu bir kurum. Tabii. Yani çünkü Türkiye Avrupa Parlamentosu'nun, yani Avrupa Konseyi'nin kurucularından biri. Yani Avrupa Birliği gibi değil. Evet. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de onun meclisi. Biliyorum. Orada Türk milletvekilleri de var. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden milletvekilleri de var. Orada alınan karar da bu yönde. Biliyorum, AGİT'i uzun yıllar izledim ben dış muhabir olarak. Dolayısıyla sözüme devam ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
bence bildiğim kadarıyla bu kural değişikliği yüzünden bu seçimleri geçersiz sayacaktır. Geçersiz saydıktan sonra yapabileceği şey seçimleri iptal edemez. Öyle bir yaptırımı yok. Ne diyecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüp bu seçimler yani bu referandum yenilenmeli diyecek. İşte ondan sonra artık ne olacağına Ecinliler karışır. Vallahi bir şey söyleyeyim ben. Ecinliler karışır mı karışmaz mı bilmiyorum ama çarşı karışır bayağı. Çarşı bayağı karışır. Tabii. Bayağı çünkü karışır. Bu referandumun yenilenmesini istediği andan itibaren 16 Nisan'da gerçekleştirildiği iddia eden anayasa değişikliğiyle yapılan bütün işler meşruiyetini yitirir. Evet. Bütün işler yitirir. Bu arada yani gönlümde bir taş olarak oturan bir gerçeği de söylemek istiyorum. Sevgili Mehmet Ali, muhalefet yapamadığımızdan, muhalefetin oluşmadığından, yeterince muhalefet olmadığından, kirli çamaşırlarımızı kendi makinemizde yıkayamadığımız için Amerika Birleşik Devletleri'nin şantajına maruz kaldığımızdan, Rusya'nın şantajına açık hale geldiğimizden, Almanya'nın şantajına maruz kaldığımızdan söz ederken çok haklı. İşte orada yani muhalefet dediğiniz nedir? Bizim gücümüz belli. Elimizde bir kalem, ağzımızda bir dil. Ve son derece büyük zorluklarla, mali zorluklarla sürdürebildiğin televizyon, bir, iki gazete. Bu kadar. Bizim gücümüz bu. Asıl muhalefet etmesi gereken kişiler kimlerdi? Bizi temsil etsin diye maaşlarını ödediğimiz, meclise gönderdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefeti teşkil ettiği muhalefetti. Cumhuriyet Halk Partisi tek muhalefet şu anda. Çünkü HDP milletvekillerinin büyük bir bölümü hapishanede. Dolayısıyla bu referandumda Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir tren kaçırmıştır. Bunun altını çizmek zorundayım. Kim ne derse desin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetinden hiç memnun değilim. Hatta hiç muhalefet yapamadığını söyleyebilirim. Bunun müsebbibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde son derece değerli, benim değer verdiğim, saygı duyduğum ve çalışmalarını demin işte Sayın Kart'ı tebrik ettiğim gibi saygılı olduğum insanlar var. Fakat bir yönetim kademesi var ki, örneğin Kılıçdaroğlu iyi insan, hoş insan vesaire. Ama biliyor musunuz İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüşünü ben çok tuttum. Ama aslında yürümesine gerek yoktu. Referandum gecesi eğer bir sandalye çekip Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne otursaydı yürümek zorunda kalmayacaktı. Bize bunu diyor ki efendim şey çıkardı, kaos çıkardı, işte millet akardı bilmem ne falan, kan dökülürdü. Kusura bakmasın ama artık o büyük hile yapıldıktan sonra kan dökülse de dökülmese de o riski almak zorundaydı. Orada işte bir basamak atlandı ve o basamak atlandığı için Türkiye bugün yurt dışının pek çok ülkenin şantajına maruz kalarak o basamağı atladığı için tepe taklak gidiyoruz. Tepe taklak gidiyoruz. Söyleyeceğim budur. Mehmet Ali. 16 Nisan akşamı hakikaten Ümit Özdağ'ın tek başına Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı şeyi ana muhalefet partisi lideri kimliğiyle yanına da cübbeli bir avukatı alarak Kılıçdaroğlu yapsaydı bugün pek çok şey daha farklı olabilirdi. Yani bu iş Avrupa mahkemelerine de kalmamış olabilirdi. Çünkü Avrupa mahkemelerine kalmasının bizim acizimizi gösteriyor. Acizden öte yeniden bir şantaja açık durum oluşuyor. Tabii. Şu yani kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de salt hukukun egemen olduğu bir mahkeme değil. Orası da siyasi. Siyaseten pek çok davayı işliyor. Dolayısıyla bu şuna da dönebilir. Eğer Tayyip Erdoğan'ın bu kadar sıkıştığı bir dönemde Tayyip Erdoğan'la önemli bir takım pazarlıklar yapılır ve AKP hükümetini istedikleri bir takım yönelimlere sokabilirlerse buradan bir karşılığında meşrudur bu seçim kararı verip Türkiye'yi daha büyük sıkıntıya da düşürmüş olabilir bu mahkeme kararı. Böyle bir risk de var. Tabii. Kuşkusuz hukuken bakıldığında bu seçim sıkıntılıdır. En azından böyle bir kararın çıkması gerekiyor. Ama bu meseleyi bizim oralara kalmadan kendimizin buralarda çözmesi gerekiyordu. Bu saatten sonra geriye dönüp düzeltecek halimiz yok ama bundan çıkarmamız gereken bir ders var. Ders çıkara Türkiye, çıkara yani alim olduk. Ne yapalım? Çıkara çıkarmaya devam edeceğiz. Yani şudur.
İki örnekle söyleyelim. 2007'de Anayasa Mahkemesi'nin bu laiklik odağı bir karşıtı bir partidir, kapatılmalıdır kararı çıkaramayıp suçludur ama cezasını veremiyorum dediğiniz zaman o parti geldi ve seni Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırdı, rafa kaldırdı, laikliği yeniledi, başkanın da önünde eğilir hale getirdi. Şimdi bu bir etki tepki meselesi. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Siz gerektiği durumda gerçek muhalefeti aman efendim şu olacak, aman efendim bu olacak deyip yapmazsanız milletvekilleriniz de böyle hapse atılır, lideriniz de hapse atılma tehditleriyle, şantajlarıyla karşı karşıya kalır. Bu iş böyledir. Yani sizin siyaset şey bir iş değil, güllük bahçesinde yürütülen, koparılıp gül ikram edilen bir yer değil, sert yürüyor. Hele bizimki gibi ülkelerde sert yürüyor. Çünkü siyaseti salt partiler iktidara gelip bir toplumu yönetmek için değil, aynı zamanda 200 yıllık geçmişten gelen bir hesaplaşmayı yürütmenin bir aracı olarak da yaptıkları için bizimki gibi ülkelerde bu iş sert oluyor. Biz İskandinav ülkesi değiliz. Dolayısıyla elinizi verdiğinizde kolunuzu kaptırıyorsunuz. Yarın bir gün bütün partileri de kanun hükmünde kararnameyle bu iktidar kapatırsa buna da çıkarabileceğiniz bir sesiniz kalmaz. Kapatmasına gerek yok ki. Zaten meclisi lağvetti gibi bir şey yani. Tek kişiye meclis zaten devre dışı. Ve CHP bunu bu noktaya yapamazlar, edemezler, buradayız, savunacağız, edeceğiz falan diye getirdi. Ben de soruyorum bugün yani Sayın Kılıçdaroğlu'na. Neyi yapamazlar dediğinde yapmadılar. Bir üçüncü örnekle ve bugün ne yapıyorlar? Mesela adalet istiyorlar. Bakıyorum CHP'nin üslubuna. Yani CHP'nin adalet istiyoruz. Laik eğitim istiyoruz. Hepimiz burada biliyoruz ki ve isteyenlerin de bilmesi lazım ki bu iktidar kendisinden istenen hiçbir şey vermedi. Ya zorla alacağız veya alamayacağız. Ve zaten laf vardır. Hak verilmez alınır. Hele bu iktidardan. Sürekli olarak istiyorlar böyle şey. Öğretmenim lütfen dışarı çıkabilir miyim? O isteme öyle bir şey değil. Adalet yani, yürüyüşüyle onu kırdılar diye düşünüyorum. Adalet yürüyüşünden söz etmiyorum. Son olarak mesela sloganları nedir? Laik eğitim istiyoruz. Kardeşim laikliği bitirmiş adamdan sen laik eğitim istiyorsun. Yapmıyorum, vermiyorum dese ne yapacaksın? Ben CHP'nin ne yapacağına bakıyorum. İşte referandum gecesi o yapılacak şeyi atladılar. O yapılacak şey zamanı oraya sandalye atıp oturma cesaretini gösteremedikleri için bugün bu haldeyiz. İstedikleri kadar istesinler. Şeyde, tuvalete gitmek iznini isteyen öğrenci gibi öğretmeninden. Hayır verilmeyecek. Sen bunu nasıl alacaksın? Şimdi ben hani iktidardan laiklik istediklerini düşünmüyorum. Yani öyle yapmıyorum. Öyle sloganları ben... Yok, laiklik istiyoruz. Diyorsun. Laiklik istiyoruz ayrı bir şey. Bunu herkes atıyor laik da. Laik eğitim istiyoruz. Laik eğitim istiyoruz. Yok yok anladım. Sonra. Hayır, laik eğitim istiyoruz demek bir talebi gündeme getirmektir. Ama yani onu almak. Türkiye'de dile getirebilecek en son isim evet. Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü çok değil. Daha 5-6 yıl önce laiklik tehlikede değil demişti. Bir dakika. Kral Şimdi, oraya kadar 5-6 yıl öncesine kadar gitme. Adalet Kurultayı'nda kimler ayetler okudular? Yani tabii o da var da. Yani, evet. Yani bir kere CHP'nin bir bel kemiği yok artık. Yani CHP benim için sen de gel, sen de gel, aman sana da gül, bilmem ne, Mevlana'nın partisi gibi bir şey. Öyle bir parti olunmaz, öyle muhalefet de olunmaz. Ha sen de gel, ondan sonra bana işte dini, tarikat ve cemaatin şeylerini söyle. Sen de gel, işte liberalsin, sen de gel. Hatta liberaller daha çok gelsin. Kime bizim itiraz, gibi, kime itiraz, bizim gibi, hayır şeyde Adalet Kurultayı'nda tam itiraz ettiğiniz isim kim? Ben onu anlamak. Çıktılar Nurcuların şeyini. Yeni Asya'nın. Evet. Yeni Asya'nın. Evet. Yani muhalefet eden Nurcular. Evet, evet. Ama mesela İhsan Eli Açık'ın konuşması yok, iyiydi orada. Yok, İhsan Eli Açık'ın başımın üstünde yeri var. Başımın üstünde yeri var. Ve bu arada unutmuştum, bir seyircimize sürpriz yapmak istiyorum. Burada sevgili takipçim ve bu programın çok iyi izleyicisi Özlem Avcı Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Mesela evet, o da Özlem Hanım, evet, çok sosyal medyada bize çok inanılmaz, büyük destek veriyor. Evet, inançlı, mümin, tabii ki, aydın, bilgili. Başımın üstünde yeri var benim öyle insanların. İhsan Eli Açık
başta olmak üzere. Anladım. Benim onlara karşı değilim. Şimdi ama affedersiniz Adalet Kurultayı'nda mı yani? Şöyle değerlendireyim ben. Peki, sizin değerlendirmenizi aldım. Ben adalet yürüyüşü ve adalet kurultayı konusundaki değerlendirmenize katılmıyorum. Biliyorum. Şimdi CHP'ye yönelik eleştiriler tamam, bunları anlayabiliyorum. 16 Nisan akşamı bırakın kendisinin ve bin cübbeli avukatla oraya gitmeyi, bütün halkı sandıkları korumaya ve iradesine sahip çıkmaya çağırmalıydı. Kesinlikle. Bu çok açık. Bu yapılmış olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye ile beraberdik. Ancak adalet yürüyüşü, arkasından büyük Maltepe mitingi ve adalet kurultayı CHP'nin siyaset tarzında da önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve ben Adalet Kurultayı'nı bütün kusurlarına karşın başarılı buluyorum. Şunu yapıyor CHP, bunu bir daha değerlendirmelidir. Orada Korkut Boratav konuştu, işte orada Alper Taş konuştu, orada başka arkadaşlarımız konuştu. Çok nitelikli konuşmalar yapıldı ve önemli atölye çalışmaları yapıldı ve her bir çalıştayda da çok değerli arkadaşlarımız vardı. Ama şimdi CHP'yi yöneten akıl şöyle hareket ediyor. Merkez sağın ve muhafazakar kesimlerin denetimine girmiş ve onun denetiminden çıkma eğiliminde olan kesimleri kazanmak için onlara, ya onlar gibi olmaya ve onlara yaklaşmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Oradaki dengeyi yanlış kuruyor. Profesör Korkut Boratav'ın kurultayda yaptığı konuşmanın önemi de buradaydı. Şunu anlattı. 70'li yıllardaki CHP'nin gücü, CHP'nin solunda güçlü bir sosyalist hareketin olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü CHP'ye yönelttikleri devrimci eleştiri, yani CHP'ye bir devrimci yöneltilen o devrimci eleştiri, CHP'nin de kendisini kontrol etmesine ve doğruda durmasına yol açıyordu dedi. Bu çok önemli. Solu olmayan bir CHP, sonu olmayan bir sosyal demokrasi öksüzdür dedi. Bu çok önemli. Bu ciddi bir eleştiriydi. Bu konuşmayı da yaptı. Ben sorunun burada olduğunu düşünüyorum ve CHP kendi sahandaki muhafazakar, daha önceki o seçmen kitlesini kazanmak için hamle yapmasında hiçbir sakınca yok. Bunu yapmalıdır. Ama bunun yöntemi yanlış. Yani siz muhafazakardan daha muhafazakar, İslamcıdan daha İslamcı görünerek onların güvenini de oyunu da alamazsınız. Yapacağınız iş onlara güven vermektir. Sizin bir fikriniz şimdi, olmasıdır. Bakın, sizin bir fikrinizin olmasıdır. Size somut bir örnek vereceğim. Fatsa'da fikri sönmez, terzi fikri diye bilinir. Devrimci yolcudur. Onun da ötesinde THKPC davasından yargılanmıştır. Mahi Çayanları orada saklamak, onlara yardım ve yataklık suçlaması diye yargılanmış. Devrimci yol geleneğinin de, dev genç geleneğinin de çok önemli bir ismi olmasına karşın bölgede tanınan bir esnaftır aynı zamanda. Fatsa'da belediye başkanı oldu. Yahu Allah aşkına insanlar bir gece yatıp ertesi sabah devrimci yolcu falan olmadı. Tabii. Daha önce CHP'ye oy vermiş. Demirel'in partisi, Adalet Partisi'ne oy vermiş. Hatta Milli Selamet Partisi'ne oy vermiş. Seçmenlerin desteğiyle belediye başkanı seçildi ve nitekim Fikri Sönmez'i tutukladıkları zaman bu üç partinin ilçe başkanı ortak bildiri yayınladılar. Bizim belediye başkanımızdır. Doğru değildir suçlamalar ve tutuklayamazsınız diye. Peki Fikri Sönmez nasıl seçildi? Onlara güven verdi. Tabii. O devrimci olduğunu gizlemedi. Devrimci yolcu olduğunu da gizlemedi. Devrimci yolun afişleriyle seçime girdiler. Ya ama sen de öyle bir dev konuşuyorsun ki sanki CHP devrimciymiş. Yok bir dakika, hayır. CHP'nin hiç başka, öyle bir aklı yok. Hiç onunla alakası yok söylediğim. Yanlış anladın. CHP'de CHP gibi davranmalıdır. Cumhuriyet'in kurucu partisi ve cumhuriyetçi bir parti gibi davranmalıdır ve kendi sahandaki seçmende güven yaratmalıdır. Kesinlikle aynı fikirde. Şimdi kalkıp bir tane İslamcıyı genel başkan yardımcısı yaparak güven yaratamazsın. Kesinlikle. Niye sana destek versinler? İslamcılar zaten var. Evet. Aslı varken kopyasına. Aslı varken bu üstüne olmaz. Üstüne basarak söylüyorum kadın kotasından. Kadın şimdi kotasından bakın. Bekeroğlu. Şimdi. Yani bu komik. İnsanın önce bir şey tamamlayabilir miyim? Şimdi CHP'ye gelelim. Şimdi büyük bir yanlış. Bir dakika. Büyük bir yanlış anlama içindesin. Onu düzeltmek lazım. Seyircilerimizde de öyle kalmasın. Tıpkı Fikri Sönmez gibi aynı seçimlerde 1977 seçimlerinde %42 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi aslında %42'den fazla. Aynı yılın sonunda yapılan yerel seçimlerde %48,5 oy aldı. Hı hı. Solun toplam oyları ise yani Diyarbakır'da mesela Mehtizan'a seçildi. Hı hı. Özgürlük Yolu grubundan yani Kemal Burkay'ın lideri olduğu grubun bağımsız adayı olarak girdi ve onu
Diğer Sovyet yanlısı partiler de desteklediler. TİSİP gibi Sovyetik partiler TİSİP listesinden seçime girdi zaten. Hı hı. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi listesinden seçime girdi zaten. Onlar birçok yerde bağımsız adaylar Türkiye İşçi Partisi seçimlere katıldı ve daha radikal gruplar ise seçimleri boykot etti. Yapılan araştırma şudur. Hı hı. 1977 yılının sonu itibariyle solun toplam oyları %53 civarındadır. 53-54'tür. Peki bir şey söyleyeceğim ben. Bir önceki seçimde CHP'nin aldığı oy %34'tür. %34'tür. %20'lik bir merkez sağdan ya da muhafazakar kesimden gelen oy var. Bunların hepsi bir gecede solcu mu oldular? CHP'li mi oldular? Hayır. CHP'ye güven duydular. Bunlar bizim taleplerimizi yerine getirirler. Hakkımızı, hukukumuzu savunurlar. Ve bizim istediğimiz gibi bir iktidar olurlar. Bizim istediklerimizi de gerçekleştirirler. Bizim istediğimiz gibi bir Türkiye yaratırlar diye güven duydular. Dolayısıyla yapılması gereken iş şudur. Elbette merkez sağ bugüne kadar oy vermiş ya da muhafazakar partilerin içinde yer almış yurttaşların kazanılması konusunda elden gelen her şey yapılmalıdır. Hiç itiraz etmiyorum. Ama siz onların zaten terk ettiği alana özgü simgelerle onlara ulaşırsanız güven yaratamazsınız. Çünkü o sizin bir özgüven eksikliğinize işaret eder. Kesinlikle. Kendi çizginizden emin değilseniz. Kesinlikle. Kendi politikalarınızdan emin değilseniz başkalarını kazanamazsınız. Siz önce kendiniz gibi olacaksınız. Evet. Başkasının size ne söylediğiyle ilgilenmeyeceksiniz. Şimdi CHP'nin açmazlarından biri de şu mesela. Din düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Allah aşkına. Sürekli. Bunu kanıtlamak için neden uğraşıyorsunuz? Size din düşmanı dedikleri için mi? Evet. Sizin ne söylediğiniz önemli. Ya da darbeci olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Sürekli savunmadan. Mesela Yeni Kapı'ya gidilmesinin sebebi bu. Ya Allah aşkına AKP'nin 11 yıllık ortağı yapmış darbeyi. Evet. Darbe girişimini o yapmış. Hı hı. Ve eğer o Yeni Kapı'ya gidilmeseydi 20 Temmuz darbesini kolay kolay yapamazlardı. Olağanüstü hal ilan edip bütün Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkamazlardı. Doğru. Yalnız bırakmak gerekiyordu onu darbecilerle birlikte. Yani böyle bir değerlendirmeye sahibim ben. Bir şey eklemek 16 istiyorum. 16 Nisan'la buna. İlgili de şunu söyleyeyim. Ben şöyle bir özetle ya da bir ne diyelim metaforla gireyim olaya. Ya biz yurtseveriz ama salak değiliz. Yani eğer bu referandumun sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iptal ederse, geçersiz sayarsa ve yenilenmesini isterse, ya bu nasılsa Avrupa Birliği'nin bir şeyi mahkemesi, bu emperyalist bir mahkeme, bunu biz reddedelim demeyeceğiz. Kesinlikle. Doğru bir karar, tabii. Doğru bir karar ve o doğru kararı gereğinin yapılmasını savunmak durumundayız elbette, diye düşünüyorum. Elbette. CHP'ye de ilişkin çok içimde birikti çünkü bir şey ekleyeceğim. CHP ile ilgili ayrı bir program yapalım isterseniz. Senin yaptığın analiz güzeldi. Şunu söylemek zorundayım. Başka konular da var. Bugün evet. CHP'nin düşünmesi gereken bir şey var. İzmir bana niye oy veriyor? Çünkü İzmir'i düşündüğünüz zaman İzmir çok özel. İzmir Demokrat Partiliydi. Ve bugün kime oy veriyor? CHP'ye oy veriyor. Aydın. Evet. Aydın %65. Düşünün. Menderes'in ülkesi %65 evet. Veriyor. Devam edeyim kısa kesmek için. Evet. Şimdi yani İzmir'in CHP'ye oy vermesi ne demek? Denize düşenin yılana sarılması demek. Yılan olmasınlar. Bel kemikli olsunlar. Her şeyden önce CHP'nin ben solcu olmalarını falan bile istemiyorum Cumhuriyetçi. Ya. Cumhuriyetçi. Hayır, cumhuriyetçi bir parti olmaları yeter. Şu laikliği ezdirmesinler. Bir referanduma sahip çıkabilsinler. Bir dediklerinin arkasında durabilsinler. Kadın kotasından İslamcı almasınlar. Bu kadar. Şimdi ben CHP ile ilgili bir başka program yani yapmayı öneriyorum. Kotasından kabul mu? Bana ne ya? Ya cumhuriyetçi olsun ama. Şimdi CHP tartışması ayrı. Şimdi bir de bir şey rica edeceğim. Sesin çok yükseltilmesi patlamaya yol açıyor. Doğru, yayında. Kusura bakmayın. Yok çünkü mikrofon şey yani yeterince sesi alıyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Bu benim şeyimden dolayı. Yani yok enerjimden rica ederim. Kaynaklanan bir şey. Yüksek bir enerji. Çok yüksek enerjim var. O konuda hiç kuşkum yok. CHP ile ilgili ayrı bir program yaparız. Şimdi yine seyircilerimize ilan ettiğimiz biz bir parça dün Emre Kongar Hoca ile de 18 dakikada değerlendirdik. Şerif Mardin. Şerif Mardin yaşamını yitirdi. Ne diyelim, Allah taksiratını affetsin. Ama biz siyasi olarak Şerif Mardin'in Türkiye'de oynadığı rolü
bir değerlendirelim diye seyircilerimize ilan ettik. Oraya geçiyoruz çünkü programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mehmet Ali Güller'le başlayalım. Evet, çok kısa kısa söyleyelim. Evet. Hakikaten programın da sonuna geldik. Benim çünkü ek bir iki hatırlatmam daha olacak başka konular gündemde olduğu için. Şimdi Şerif Mardin konusunda bir değerlendirme, uzun bir değerlendirme yapmamızı gerektirmeyecek bir değerlendirmeyi bugün Nurcularım Yeni Asya Gazetesi yaptı. Şu manşetle çıktı, gördün mü bilmiyorum. Bediüzzaman için bedel ödedi. Ve genel yayın yönetmeni de Şerif Mardin'i anlatırken şöyle diyor. Mardin, Bediüzzaman'ın eserleriyle Kemalizmin materyalist temellerini çökertti diyor. Bu aslında Şerif Mardin'in Türkiye'de oynadığı rolü çok iyi özetliyor. Tam da avukatlığını yaptığı kesimler. Ben bugün sosyal medyada da şöyle bir kısa değerlendirme yaptım. Nurcuların avukatlığını yaptı uzun bir süre Şerif Mardin. Ve Nurculukla Nakşibendiliği buluşturan bir siyasal İslamcı çizginin teorisyenliğine soyundu. Bir de bunu Amerikan sponsorluğuyla yaptı. Geleceğim. Bu önemli. Bunu bir açıklamamız lazım. Ve bugünkü o büyük liberal ihanetin, liberallerin içinde eski dönek solcularında olduğu ihanetin de teorik arka planını hazırlayan en önemli isimlerden biriydi. Evet. Bu söylediklerine ek olarak şunu da söyleyelim. Bugün AKP'nin ideolojik ikliminde ne varsa o heybenin içerisinde ne girmişse 15 yılda o heybeye taşıyıcılık yapan esas şeydir, ideolojik sütundur. Yani bütün bu yetmez ama evetçilerden tutun da tabutunu sırtlayan arkadaşlar, Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu'na kadar uzanan İslamcı çizgiye kadar, yani sağdan sola, soldan sağa, neresinden toplarsanız toplayın o heybenin her iki tarafının da ideolojik sütunluğunu yaptı. Seyircilerimiz açısından Şerif Mardin'in oynadığı rolü en iyi anlatan 3 cümlesiyle ben bitirmiş olayım çok uzatmadan. Bakın Şerif Mardin diyor ki, Kemalizm kuru bir ideoloji. Topluma iyi, güzel ve doğru hiçbir şey vermemiştir. Şimdi bu kadar mesnetsiz bir yaklaşım yapan birinin Türkiye'de sosyolojinin babası, büyük kayıp falan, yani böyle nitelenmesi tuhaf. Kuşkusuz insan olarak kayıptır. Ama bunu sosyolojinin büyük babası, yani bir büyük baba Kemalizm ideolojisi iyi, güzel, hoş hiçbir şey yapmadı diyebilir mi? Sahtekar ya. Yani Kemalist olmayabilirsiniz. Şeyleri, yani Kemalizm daha önce yazdığı her şeyin tersini savundu. Kesinlikle. Şimdi bakın başka bir cümlesi. Cumhuriyetin öğretmeni Osmanlı'nın imamına yenildi. Çünkü Cumhuriyetin öğretmeninin dünya görüşünde iyi, doğru, güzel hiçbir şey yoktu diyor. Şimdi bu açık bir ulus devlet düşmanlığı. İkincisi Kemalizm düşmanlığı. Büyük bir yalan birdi. Kuşkusuz. Büyük bir yalan. Ayrı bir durum. Büyük bir yalan. Şimdi ideolojik bu heybe dedik ya, yani AKP'yi peki nasıl tanımlıyor? Şöyle tanımlıyor. Merkezin İslam üzerindeki antidemokratik tutumunu demokratikleştirecek siyasal partidir diyor. Buradan şuna gelerek tamamlayayım. Şimdi bu Weberci çizginin Türkiye'deki temsilcisi olan Şerif Mardinler, Marksizm'e de düşmanlar, bir sınıf mücadelesi tarihi gibi göstermek istemedikleri için bütün ilişkileri merkez, çevre, devlet, sivil toplum, bu çatışmalarla izah etmeye çalışan sosyologlar bunlar ve bu sosyolojinin kimseye bir hayrı yok. Bu sosyoloji sistemi ezenler adına ezilenlere yutturma sosyolojisidir. Çok özeti budur. Uzun uzun bir sosyoloji tartışmasına zamanımız yok. Ben bu kadar söyleyerek tamamlamış olayım. Ben de şunu söylüyorum. Ben bir polisiye romanlar yazarıyım. Ve polisiye... Aynı zamanda diyelim. Başka kitaplarım evet. da var çünkü. Tabii. Başka kitaplarım da var. Tarihe de çok meraklıyım. Polisiye roman yazarı olarak iyi iz sürerim. İz sürdüğüm zaman karşıma şöyle çıkıyor. Yıllarla şey diyorum. Fethullah Gülen, Nurcu hareketinin içerisinde palazlanıp, hatta Sayın Nursi'nin öldükten sonra kendi grubunu oluşturması. Zaten ışık da nurdan geliyor biliyorsunuz. Nurculardan geliyor. Nurcu hareketi kendisine dönüştürüp kendi hareketini başlattığı zamanda Şerif Mardin nedense Türkiye'ye geliyor ve tam o sırada Bediüzzaman Said Nursi olayı kitabı 89'da çıkıyor. En parlak zamanı Fethullah Gülen'in. 89'da o kitap çıktıktan 3 yıl sonra 92'de Fethullah Gülen
Amerika'ya ilk kez gidiyor. Kitap da iletişim yayınlarından çıkmıştı değil mi? 89'da New York Üniversite yayınlarında çıkıyor. Evet, İngilizce Türkiye'de olarak. Türkçe. Yani Amerikalılar bir kere Yeşil Kuşak Projesi'nin bir şeyi olarak masterpiece dedikleri bir başyapıt olarak o kitapla bir kere bir teoriye kumaş kazandırıyorlar. Kitap New York'ta yayınlandıktan 3 yıl sonra 89'da kitap yayınlanıyor Sayın Nursi konusunda ki zaten Fethullah Gülen'in Nurculardan feyiz aldığı dönemle Şerif Mardin'in yaptığı Sayın Nursi araştırmaları aynı tarihe denk geliyor ve ikisi de o sırada Türkiye'de. 92'de Amerika'ya gidiyor ve Turgut Özal'ın prostat ameliyatı olduğu Houston Hastanesi'ne Turgut Özal'ı ziyaret ederek o dakikadan itibaren devlet nezdinde makbul kişi unvanını kazanıyor. Ondan sonra baktığımızda şöyle bir tablo görüyoruz. Şerif Mardin 1973'ten 91'e kadar Boğaziçi'nde ama aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler veriyor, kürsü kuruyor vesaire. Ama aynı dönemde Washington'da İslami Araştırmalar Merkezi'nin başkanı. Dolayısıyla Amerika'ya gidip geliyor, Amerika'ya gidip geliyor. Fethullah Gülen de nedense rastlantıya bakın aynı tarihlerde sık sık Amerika'ya gidiyor. Son olarak 99'da Fethullah Gülen Amerika'ya gidiyor, bir daha gelmiyor. 99'dan Şerif Mardin Türkiye'ye geliyor ve Sabancı Üniversitesi'nde ders kabul ediyor. Şimdi bu kadar rastlantı olamaz biliyor musunuz? Yeşil Kuşak Projesi'nin başlangıcından 1970'li yıllardan aldığınız zaman bugün geldiğimiz noktada Fethullah Gülen nasıl Amerika'nın ünlüyse Şerif Mardin'de büyük devletler biliyor musunuz sadece tetik çeken insanlar kiralamazlar. Büyük beyinler de kiralarlar. Çok parlaktır o büyük beyinler. Sizi suya götürürler, susuz getirirler. Şerif Mardin'in bu konuda yazdığı 3-4 kitapta Sayın Nursi kitabı başta olmak üzere bunun kuramıdır. Uygulaması kuramı. Uygulaması kurması. Bundan öteye gerçek yoktur. Benim gerçeğim bu. Fakat zaten Şerif Mardin'i aynen senin gibi ben de küçücük bir tweet atacak oldum. İşte AKP'nin yollarını döşeyendir. Aman tanrım o liberaller, o AKP'liler. Bir üstüme bir saldırıya uğradım, bir saldırıya uğradım, bir saldırıya uğradım. Türkiye'de bu toprakların yetiştirdiği kadar çok sayıda hain yetiştirmiş başka bir ülke olduğunu sanmıyorum. Sözlerim bundan ibaret. Şimdi Şerif Mardin birkaç kavramla seyircilerimize hatırlatalım. Mesela mahalle baskısı kavramı en ünlü kavramıdır onun. Kazandırdığı en ünlü kavramdır. Ben tamamen katılıyorum değerlendirmelerinize. Yani bunun üzerine yeni bir şey söylemeyeceğim. Yani uzatmamak için de. Sadece bir iki ek yapacağım kısaca. Özellikle Türkiye'de sosyolojinin babası olduğu konusunda temelden itirazım var. Çok temel bir itirazım var. Yeni işte sosyoloji doktorası yapmış, yeterlilik sınavını vermiş bir ve tezini yazan birisi olarak kesinlikle itiraz ediyorum. Weberyen ekolden gelmedir ve Türkiye'de Nurcu hareketi yani Said Nursi ve daha sonra Fethullah Gülen'den bir Kalvinist, bir protestan hareket çıkartmaya kalktılar bunlar. Tabii. Ve yani kapitalizmin ruhunu o ünlü Max Weber'in kitabında protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhudur. Tek kitaptır. Ve bunların tümü Marx'ı eleştirmeye çalıştılar hep. Onun yerine sınıf mücadelesinin yerine, sınıf Marx, çatışmasının evet, yerine, merkez çevre çatışmasını, işte sivil toplum, siyasal toplum çatışmasını koymaya çalıştılar. Sivil toplum örgütleri dediğiniz zaman DİSK'le TÜSİAD'ı aynı kategoriye koyuyorsunuz. Hiçbir farkı kalmıyor. Daha özeti şu, sivil toplumdan onların kastettikleri aslında tarikatlar, cemaatler. Tabii. Daha şimdi, en sivil onlar. Şimdi tabii bir klasik Weberyen yani Max Weber'in söylediği gibi eğer siz devletin dışındaki her şeyi sivil toplum alanına koyduğunuz andan itibaren burjuvaziyle, işçi sınıfını, sermaye sahipleriyle, yoksulları aynı kategori içine koyuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sendikayla, işçi sendikasıyla işveren örgütü aynı kategori. İkisi de sivil toplum örgütü ya. Var ya bu STK'cılık bu moda haline geldi. Ya ne STK'sı? O kavramdan zaten uzak durmak gerekiyor.
Bizim bildiğimiz neydi? Demokratik kitle örgütleri vardı, evet. Sendikalar vardır. Bunlar sınıfsal nitelikleriyle tanımlanabilir örgütlerdi. Böyle bakmak gerekiyor. Sivil toplum mu? Hiç kimse diskle siz mesi. Evet. Yani aynı kategoriye koyabilir misiniz? Ama evet. Koydular. Evet. Ama koydular. Diğer taraftan merkez çevre çatışması. Bu neyi yarattı biliyor musunuz? Ayın sonunu ben dün de bunu söyledim. Ayın sonunu zor getiren bir emekçi, bir kamu emekçisi sırf kitap okuyor diye, gazete okuyor ve tiyatroya gidiyor diye seçkin sayıldı. Ya. Seçkin sayıldı. Tabii. Mahallenin tüccarı, tamam mı? Faizle para dağıtan, hacca giden o parayla. Evet. Makbul sayıldı. Mehmet, evet. Mehmet Efendi, adını rastgele söylüyorum. Evet. Alnı secde görüyor diye hiç tiyatroya gitmeyen vesaire halktan sayıldı. Evet. Şimdi bunu bize yutturdular. Bu topluma yutturdular. Onu biz seçkin... Ve o seçkinlerin cumhuriyeti ilan ettiler bir. Bir de seçkinlerin. Garibanlara, yoksullara ise bunu bir tür şey olarak verdiler. Yani onların aklını almak, bilincini kuşatmak için kullandılar bunu. Yani siyasal İslam bu işte. Siz kendi iktidarınız, egemenliğiniz için İslam'ı bir araç olarak kullanırsınız. Yoksulların da o acılarını dindiren bir anestezi malzemesi olarak kullanıldı. Hani Marx'ın söylediği laf hep yanlış bilinir. Marx onu bir şey olarak anlatır. Yani yoksulların, yani kalpsiz dünyanın kalbi yoksa eğer, yani dünya kalpsizse insanlar dine sarılırlar ister istemez. Acılarını dindirecek bir araca ihtiyaçları vardır. Böyle bir anlamı vardır bunun. Şerif Mardin bütün bunları, ben şunu söyleyeceğim, bu önemlidir. Önceki kitaplarına, çalışmalarına baktığınızda bütün bunları bildiği halde bilerek kendini inkar etti ve kendi yaşamına ihanet etti. Nasıl ihanet etti? O kitap Amerika'nın sponsorluğuyla yazılmış bir kitaptır. Biliyorum. Amerikan sponsorluğuyla yazılmış bir kitaptır. Bu çok önemli. O paraları nereden aldığı ve o kitapları neden yazdığı çok açık, çok ortada. Dolayısıyla karşımızda akademiye de, entelektüel hayata da, aydın kimliğine de, akademik terbiyeye de ihanet etmiş bir sahtekarla karşı karşıyayız. Maalesef bu durum budur. Profesör Doktor Şerif Mardin hayatında böyle bir şeye, rotaya sahiptir. Şimdi ben internetten baktım. Şu çok önemlidir. Sadece tetikçiler kiralamaz. Operasyonlar, evet. Asıl operasyonlar ideolojik alanda tabii, yapılır. Tabii, parlak beyinler. Ben bütün seyircilerimize evet, Ian McEwan'ın Bir Parmak Bal romanını tavsiye edeceğim. MI6'in, yani İngiliz istihbarat örgütünün nasıl çalıştığını oradan baksınlar veyahut kimleri kiraladıklarına baksınlar. Evet. Hangi beyinleri? Evet. O romanda parlak bir Cambridge öğrencisinin, istihbarat edebiyat tutkunu bir Cambridge öğrencisinin, çok hızlı tempolu okuyan bir Cambridge öğrencisi, bir kadın öğrencinin hocasının tavsiyesi üzerine MI6 tarafından nasıl devşirildiğini ve daha sonra işi şu işi yaptığını anlatır bu roman. Parlak insanlara gidiyorlar. Tabii. Yani iyi edebiyatçılar vesaireyle parayla roman yazdırıyorlar. Parayla roman yazdırıyorlar. Bunların her biri propaganda romanı. Kitap yazdırıyorlar. O aynı zamanda şeyi keşfetmekle meşgul. Kim parlak? Kim iyi edebiyat yapabiliyor? Kim iyi yazar? Kimin kalemi daha iyi? Onlara çengel atıyor. Tabii tabii. Bunu istihbaratçı bir, yani tetikçinin bunu yapması mümkün değil. Mümkün değil. Bunu edebiyatla çok iç içe olanların tabii, yapacağı evet. Çok. Silahsız casuslar, silahlı casuslardan 1900, çok daha tehlikeli. Tabii 1984'ün yazarı Orwell. Evet. Orwell'ın bu 1984'ü parayla yazdı. Tabii elbet. Bir CIA'nin kurdurduğu bir vakıf üzerinden o kitabın finanse edildiği ortaya çıktı. Şimdi bazı seyirci, bazı okurlarımız onu bir sola ait ve yani faşizm eleştiren bir kitap olduğunu zannederler. Evet, halbuki sosyalizmi, Stalin'i karalamak için, Sovyetler Birliği'ni karalamak için yazılmış ama bir kitaptır. Ama o kadar iyi edebiyatçı ki sonuçta bir şekilde doğru çıktı, faşizme karşı doğru evet. Çıktı. Ama Orwell tabii sıradan, hayır sıradan aslında. Ama şimdi bakın kötü edebiyatçılar etkili olmaz. Tabii etkili olmuyor. Etkili olmaz. Evet. Mesela Ahmet Altan hiç etkili olmadı. Yok. Yani birçok kitap yazdı evet. Ama hiçbir şey yaramadı. O kadın da sudaki, evet, etkili. Sudaki İz romanı. Ben 12 Eylül hapishanelerinden çıktığımda okuduğum zaman hakarete uğramış hissettim kendimi ya. Yani bir tarih yok, bir sınıf mücadelesi yok, bir siyasal alt üst oluş yok. O 60'lardan gelen 70'lere kadar ki Türkiye
tarihinin, Cumhuriyet tarihinin değil, Osmanlı dahil Celal isyanlarından sonra müesses nizama en büyük isyandır. Eşitlik, adalet ve özgürlük talep eden büyük bir devrimci isyandır. Bu isyanı siz cinsel sorunlarını çözememiş, psikolojik rahatsızlıkları olan bir takım hastalıklı insanların yarattığı olaylar olarak anlatıyorsunuz. Şimdi bakın, Şerif bunların Mardin'e hiçbiri mahsul değil. Oraya biraz gelelim. Şerif Mardin de işte Amerikan örgütlerinden para alarak yazdı o kitapları. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Ayrıca entelektüel namusundan, yani senin dediğin gibi entelektüel namusu var diyemeyeceğim. Çünkü Said Nursi üzerine kitap yazan adam Bediüzzaman, benzersiz demek biliyorsun Bediüzzaman. Kitap yazan adam 2010'da Ruşen Çakır'la Mirgün Cebas'a bir röportaj veriyor. Ve o röportajda Mirgün Cebas şeyi soruyor. Fethullah Gülen hareketi, yani Fethullah Gülen'in Nurculardan devşirdiği belli şeylerini. Peki diyor, bu hareketi incelemeyi düşündünüz mü? Aa diyor, ben diyor, cevap çok ilginç. Ben diyor 400 tane diyor öğrencinin diyor %80'inin diyor Fethullahçı olduğu bir yerde diyor 4 ay kaldım diyor. Bu hareketi çözmeme imkan yok diyor. Bu cemaatin diyor tutkalı diyor bizim bildiğimiz tutkalla hiç benzemiyor diyor. Ben diyor burada da tamamen diyor bu şey muammayı çözemedim diyor. Çözemiyorum ben bu cemaati diyor. Düşünün. Bediüzzaman çözmüş, benzersiz olan Said-i Nursi'nin ilmini çözmüş. O cemaatin tutkalını bulmuş bir adam Fethullah Gülen cemaatinin tutkalını çözemiyor. Bir kere şu manasızlığına bakar mısınız? Büyük sosyolog ve siyaset bilimci için. Evet. Bu cevabın manasızlığına, tuhaflığına ve şeyine bakar mısınız? Vazife olarak aldığı o kadar belli ki Said Nursi'yi. Fethullah Gülen'i sakın ama inceleme demişler. Küçük bir entelektüel namusu var ve oraya bir iki tane gerçek yazacaksa o tehlikeyi önlemek için ona girmeyeceksin demişler. Fethullah Gülen'i sakın incelemeye kalkma, bu konuda da konuşma. Bu kadar açık yani. Bu kadar açık kimler için oynadığı, kimler için sahnede olduğu, kimler için ders verdiği, kimler için konuştuğu ve neyin propagandasını yaptığı. Evet. Evet. Şimdi bir de Parayı Veren Düdüğü Çalar kitabı var. Şey çevirdi. Ülker. Bilmiyorum. Bakalım şimdi. Parayı Veren Düdüğü Çalar'ı bilmiyorum. O hayır, bir araştırma, bir çeviri bu. Bilmiyorum. Ve CIA'nin dünyadaki bu tür aydınlara yönelik, edebiyat ortamına, entelektüel ortama yönelik operasyonlarının nasıl yapıldığını ve hangi paraların, hangi dolayımlarla verildiğini anlatıyor. Mesela öyle vakıflar kuruluyor ki CIA doğrudan yok ortada. Bir vakıf var. Tabii canım. Bir vakıf var, bir dernek var, bir kuruluş var. Soros mesela. Bir akademik. Soros çok açık. Ordinaryası. Yok öyle değil, Soros çok açık. Açık Toplum Vakfı'nı kuruyor. O her yerde açık, onu da ben kurdum diyor. Zaten o Açık Toplum ve Düşmanları Karl Popper'ın ünlü kitabından adını almış bir şey, bir vakıf o. Evet. Öyle değil. Mesela Kültür ve Sanat Vakfı kuruyor ve geliyor size. Kılıçdaroğlu Soros da çok severdi değil mi? geliyor size, yok. Yok o konuda çok uç bir noktaya gidiyorsun. Peki, hiç tamam. Böyle bir şey okay, değil. Peki. Yani gerçek bir tartışma yapalım o konuda bence. Dolaylı vakıflar kuruyor. Öyle ki mesela Herbert Marcuse 68'in ünlü ideologlarından biridir Avrupa'da. Hatta bütün yürüyüşlerde 3 M vardır. 3 M. Marx, Mao ve Marcus anlamına gelir. Onun bütün itibarını kaybetmesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Arkasında CIA'nin olduğu bir vakıfla paralı bir ilişkiye girmesi. Yani bir projeyi yürüttüğü bir projeyi proje için o vakıftan destek alması üzerine bütün itibarını yitiriyor aslında. Çok parlak bir isim. Ben çok okudum. Tek boyutlu kesinlikle. İnsan, Sovyet Marksizmi gibi çok önemli kitapları ama var. Ama ikna edememiş ve kaldırıp atmıştım yani kitabını. Ama arkasında böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii. 1969-70'te onun bir CIA vakfından bir sponsorluk desteği aldığının belgesini yayınlayan Mihri Belli'dir. Aydınlık Sosyalist Dergi'de. Bilmiyorum. Nedeni de şu, çünkü bir ara
Mahir Çayan grubu ya Marcus'un görüşlerini biraz şeye içselleştirmek mi diye içselleştirmek mi gerekiyor acaba diye Dev Genç'le bir tartışma başlatıyorlar. Mihrabi de pat diye belgeyi yayınlayınca Marcus'tan falan herkes uzak duruyor. Şimdi Marcus'un önemi küçümsenebilir mi? Yazdığı kitaplar ortada. Marcus o desteği aldığı zaman bile şeydi. Marksisti. Marksist olduğunu savunuyordu ama Sovyetler Birliği'ni eleştirdiği için destekleniyor. Çok enteresan. Çünkü o dönemde Sovyetler Birliği büyük bir tehdit Batı'nın karşısında. Onu eleştiren diğer yazarlar hiç Marksist olduğuna bakmıyorlar. İstersen Marksist ol fark etmez. Bazı anti-Sovyet gruplara bu tip destekler verdiği de biliniyor. Çok tehlikeli bir alan. O yüzden Şerif Mardin masum değil. Hiç masum değil. Şerif Mardin'in ne kadar büyük bir komünist düşmanı olduğunu biliyorsun değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi biz programımızın sonuna geldik. Zamanında bitirelim. 18 dakikayı zamanında bitiremiyoruz ama bu programı bitirelim. Çünkü epeyce geniş bir süremiz var. Son sözleri alalım Mehmet Ali. Senden son sözleri alalım ve kapatalım. Ben bir, son söz olarak yani bugün konuşmak istediğim konu vardı ama pek giremedik. Bu Ergenekon meselesi önemli. Yeniden duruşmaya 21 Aralık'a ertelendi. Bir demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya devam ediyor. Daha vahimi bu FETÖ'cü Hüsnü Çalmuk şu anda hapis. Yürümekte olan davaya süreç ne aşamada, ne oluyor diye bilgi talebinde bulundu. Ve mahkeme heyeti o bilgi talebini değerlendiriyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani siz bir yandan hem bu FETÖ ile operasyon yapıyorsunuz, FETÖ ile mücadele ediyorsunuz. Hem de FETÖ'nün yaptığı operasyonun... terör örgütü dediğiniz. Yani... Bu birlikte yürüyebilecek bir şey değil. Ama bu hükümet hem ulusalcılara şantaj yapabilmek için hem de başka nedenlerle bunu demokrasinin kılıcı gibi bu davayı sürdürerek sallıyor. İkincisi şu, hızla söyleyeyim. Nil Gülsüm, AKP'li bir yazardır. AKP medyasından onun Net Duruş isimli bir kitabı çıktı. Bu kitaptan bazı bölümleri bugün gazeteler haber yapmıştı. Sözcü'nün manşetindeydi. Sözcü'nün de manşetinde aynı zamanda. Biz de yayınladık. Siz de yayınlamışsınızdır. O zaman çok kısaca söyleyeyim. Binali Yıldırım'ın ifadeleri çok enteresan. Yani şu lafı sadece söyleyerek geçelim. Diyor ki Binali Yıldırım o geceyi anlatırken, Cumhurbaşkanı ile ordu başsız ne yapalım diye konuştuk. Birinci ordu komutanını vekaleten atadık. Bu konudaki açıklamayı yaptıktan 5 dakika sonra Hulusi Akar arayıp efendim beni bıraktılar ne yapayım diye sordu. Ben de başbakanlar gelmesini istedim diyor. Bu bir tuhaflık. Hakikaten bir tuhaflık. 15 Temmuz konusunu iddianame ve davalar çok fazla basın inceleyemiyor tabii. Bir sürü mahkemede bir sürü duruşma var ama orada çok ilginç ifadeler var. Orada bir şey daha söylüyor. Diyor ki şeye de ulaşamıyor. MİT Başkanı'na ulaşamıyor. Evet. Genelkurmay Başkanı'na ulaşamıyor. İçişleri Bakanı'na ulaşamıyor. İçişleri Bakanı telefonu da kapatmış. Evet. Yani Efkan Ala'nın neden gittiği İçişleri Bakanlığı'ndan alındığı açık. Evet. Öyle anlaşılıyor. Fakat diğer taraftan çok belli ki mesela Akıncı'nın bombalanması emrini verdim diyor. Yani bu ordunun asıl gövdesinin darbeye katılmadığını ve o darbenin yine bizatihi ordu tarafından bastırıldığını ortaya evet. koyuyor. Hiç palavraya falan gerek yok. Üstelik de daha önce balyoz, askeri casusluk ve Ergenekon gibi davalardan yargıladıkları subayların çabasıyla bu darbe bastırılıyor. Evet. Bir de diyor ki Akıncı konusunda diyor önce diyor biraz direndiler, bombalama konusunda direndiler. Israr edince, kesin talimat verince pistleri ve havalanmamış uçakları ve helikopterleri vurduk diyor. Bir de başka bir şey var tabii. Girin hepsini öldürün dedim diyor. Yani dalın hepsini öldürün. Kime bu emri veriyorsun? Ordunun diğer kanadına veriyorsun. Ordunun diğer kanadına. Şimdi ordunun ana omurgasına. Ama ana omurgasına veriyorsun bu emri. Dolayısıyla peki o zaman darbeyi bastıran bir ordunun kışlalarının kapısında insanları aşağılayacak biçimde o çöp komyonlarını niye tuttunuz ya haftalarca? O da işin PR'ı. Evet, o da PR'ıydı işte. İşin sahtekarlığıydı. Evet. Çok önemli. Buyurun efendim. Benim son sözümüz çok daha başka türlü olacak. Sevgili seyircilerimiz, arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyelim demişler. Siz bizim yanımızda kalın. Çünkü bizim arkadaşlarımız belli, kim olduğumuz belli. Şerif Mardin'in yanındakilere bakın, Şerif Mardin'in de kim olduğu belli. Size inanılmaz
güzel bir gelecek vaat ediyorum. Bunu hissediyorum, baharı içimde hissediyorum. Bu mengene çok sıkıldı. Ve biz bu işin içerisinden dünyanın en çok hain yetiştiren topraklarında yaşamamıza rağmen biz kalkacağız. Çünkü Atatürk bağımsızlık ve istiklal savaşını arkadaşlarıyla birlikte, daima arkadaşlarını anarım ben onun, başlattığında inanın bu cemaatler, tarikatlar, şeyhler, şıhlar, hainler bugünkünden eksik değildi en azından. Çok daha güçlüydü hatta. Çok daha güçlülerdi ve onlar bunları yendilerse biz de yeneceğiz. Ve o yeneceğimiz günler, Türkiye'yi güneşin doğacağı günler, en karanlık noktadayız galiba. Çok yakın diye hissediyorum. İyi akşamlar. Ben de Mina Hanım'a katıldığımı ve aynı duyguları paylaştığımı belirterek programı bitiriyorum. Değerli seyirciler, önümüzdeki cuma günü Barış Dostlar'ın da aramızda olacağını umarak şimdilik size hoşça kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.